İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Savaş Arapoğlu'nu Her Şeyin Teorisine Ne Kadar Yakınız adlı sunumu için sahneye davet ediyoruz. Merhaba herkese öncelikle. Bu gelenekselleşmesini ümit ettiğim bu çok güzel organizasyonun arkadaşlar davet ettikleri için her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Geçen sene de birlikte olmuştuk ilk toplantıda. Bu sene görüyorum ki onlar da organizasyonu daha da genişletmişler ve geliştirmişler. Epey bir emekleri var. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik bu. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Hem bizim sizlerle tanışmak için, hem sizlerin bizim neler yaptığımızı görmeniz için. Onun için tekrar teşekkür ederim. Emeklerine sağlık hepsinin. Çok memnunum burada olmaktan bu arada. Şimdi bugün ben hep öyle başlıyorum. Derslerde de öyle başlıyorum ama sonra vakit aralar falan filan hepsini kullanıyorum. Bir türlü bitmiyor. Laf lafı açıyor. Şimdi baştan cesaretinizi ve ümidinizi kırmamak için çok kısa konuşacağım diyeyim. Ondan sonra başladıktan sonra siz görürsünüz ne kadar konuşacağım. Şimdi kozmoloji, ben doktoramı yapmaya başladığımda hala 2000'li yılların başında bugünkü anlamda çalışılan bir şey değildi ama bu bizim aslında ülkemizdeki biraz bilim camiasının ataletinden kaynaklanan bir şeydi. Kozmoloji epey heyecan verici bir hale gelmiş, biz farkında değilmişiz bu durumun. Ben daha önce doktoramda da aynı konuda çalıştım. Sicim teorisi konusunda çalışmıştım. Her şeyin o alan olduğunu düşünüyordum açıkçası. O kadar elimizin altında bir sürü internet veya benzeri iletişim imkanı olmasına rağmen. Dolayısıyla bugün aslında bu iki alanla ilgili benim kendi görüşüm, biraz şimdi insanlar bu konuda neler çalışıyorlar, resim nedir, görüntü nedir, buradaki problemler nelerdir, onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Konu kozmoloji ama burada altta gördüğünüz gibi her şeyin teorisi deyince bizim anladığımız, teorik fizikçilerin anladığı şey, bütün etkileşimlerin beraber görev aldıkları bir evren dönemini tasvir edebilmek. Bunun üzerinde konuşacağız. Yani bu aslında bütün teorilerin var olan bildiğimiz dört temel etkileşmenin, doğanın etkileşmesinin birleştirilmesiyle ilgili şey. Büyük birleştirme teorileri. Buna kısaca her şeyin teorisi ya da theory of everything deniyor. Ben de öyle aldım. Burada rota aslında biraz şöyle oldu. 80'li yıllar, 90'lı yıllar boyunca bu teoriyi elde etmek için takip edilen yol işte sicim teorisi ya da buna benzer kuantum teorileriydi. Fakat 90'lı yılların sonunda kozmolojide yapılan bir gözlem ilgiyi biraz o tarafa kaydırdı. Şimdi biraz tersten gidiyoruz bu işi yapmak için. Yani daha önce çok küçüklerin aleminden giderken, mikro aleminden gidip böyle bir şey elde etmeye çalışırken, şimdi evrenin büyük ölçekteki yapısına bakıp oradan bir takım veriler alıp filmi başa sarıp başlangıç hakkında bir şey söylemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında şimdi 80'li 90'lı yıllarda ve 90'ların başında belki biraz ayrı görünen, birbirinden farklı gibi görünen iki alan tam birbirlerine yaklaşmış durumdalar. Ben biraz buradan, yani sonradan kozmolojiye girmiş bir kişi olarak son 7-8 sene belki döneminde kozmolojiyle ilgili çalışmalar yapmaya başlamış birisi olarak ben kendi gördüğüm resmi size anlatmaya çalışacağım burada. Dolayısıyla her şeyin teorisi demek aslında bütün etkileşmelerin birleştirildiği modelden bahsediyorum demek. Şimdi ilk önce buradan bahsedeyim. Doğanın temel kuvvetleri, dört temel etkileşme biliyoruz. Kozmolojide ve gravitasyon teorilerinde adını koymadan beşinci etkileşme diye bir şeyden de bahsedilir ama ondan burada bahsetmeyeceğim. Yani burada resmi olarak kabul edilmiş kuvvetlerden, doğanın kuvvetlerinden ve etkileşmelerden bahsedeceğim. Bunların ilki, ilk bilgi aldığımız ama şu anda galiba en az bildiğimiz, başımıza en çok derde sokan teori gravitasyon ya da kütle çekim teorisi. Orada iki tane tarih yazdım. Bir tanesi 1687'de Principia ile birlikte Newton'un ortaya attığı Newton'un kütle çekim teorisi diye andığımız model teori. Diğeri ise 1915'te Einstein'ın formüle etmiş olduğu, tarih olarak bunu kabul ediyoruz, genel relativite teorisi. Arada gördüğünüz gibi epey şey var çünkü arada bilgilerimiz de doğal olarak gelişti, genişledi. Onun için Newton'un kütle çekim teorisini bir tür relativistik olmayan teori olarak ele alırken kütle çekim teorisi, Einstein'ın kütle çekim teorisi ise relativistik bir kütle çekim teorisi olarak ele alınır. Bizim şu anda konuşacağımız bugün bir sürü şey zaten bu modelin üzerine kurulu.
Diğer etkileşmeler için ise yazdıklarım elektromanyetik teori, orada 1865 diye gördüğünüz tarih Maxwell'in o döneme kadar kendinden önceki dönemde Gilbert ile başlayan, Faraday'la devam eden bir sürü elektrik ve manyetizma ile ilgili deneyler içeren 3 makalesini birden yayınladığı dönem. Maxwell'in meşhur bir kitabı var, Treatise on Electricity and Magnetism diye. Bu kitap 1873'te basılıyor. Bazı yerlerde elektromanyetik teori ve etkileşmeleri için bu tarih de baz alınır ama ben makalenin ortaya atıldığı, yayınlandığı, basıldığı dönemi baz alarak 1865 dedim. Bunların ikisi bizim aslında etrafımızda gördüğümüz büyük ölçekteki evreni şekillendiren iki ana etkileşme. Bunları iyi biliyoruz gibi görünüyor. Diğer etkileşmeler ise çok sonradan kuantum mekaniğinin ortaya çıkışı ve altta gördüğünüz deneysel olarak ulaşılabilen enerji seviyeleriyle, yani biraz teknolojinin, biraz imkanlarımızın gelişmesiyle ortaya çıkan durumlar sonucu fark ettiğimiz şeyler. Zayıf nükleer etkileşme denilen şeyler, bunlar basitçe aslında radyoaktivite gibi olaylardan sorumlu olan reaksiyonları ya da etkileşmeleri içeriyor. Mesela bir protonun nötrona, nötrinoya ve elektrona ve antinötrinoya dönüştüğü reaksiyonlar bu gruba örnek verilebilir. Alttaki güçlü nükleer etkileşmeler de 1960'lı yıllarda bunların da biraz daha tam olarak nasıl şeyler olduğu anlaşılıyor. Güçlü nükleer etkileşmeleri anlamak, varlığını görmek aslında biraz daha kolay olabilir. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz, çekirdekte iki tane proton mesela bir araya geldiği zaman bunların bir arada olmamasını bekleriz. Sadece elektromanyetik teori açısından bakarsak. Birbirlerini itmeleri lazım, bir yerde bulunmamaları lazım. Dolayısıyla hemen şöyle bir sonuca orada ulaşmak mümkün. Demek ki çekirdekte mesela elektromanyetik etkileşmelerden daha kuvvetli başka bir şey olmalı ki bunlar bir arada kalabilsinler. Bu tür etkileşmeler güçlü nükleer etkileşmeler arası olarak ele alınıyor. Bugün güçlü nükleer etkileşmeler protonla elektronlar arasındaki etkileşme değil. Bunların da oluştuğunu düşündüğümüz alt bir parçacık grubu var, kuarklar. Buradaki etkileşme aslında kuarklar arasındaki etkileşime karşılık gelen şey. Ama her ikisi de zayıf ve güçlü nükleer etkileşmelerin etki alanları çok kısa. Çekirdek mertebesinde, atomun çekirdeği mertebesindeki uzaklıklar ya da enerji seviyelerinde etkiler. Bu da aşağı yukarı 10^-15 metre yapıyor. Sonra etkilerini kaybediyorlar. Dolayısıyla biz normal öğrencilerimizin fizik müfredatında ya da herhangi bir yerde ilk klasik fizik yasalarını görmeye başladıkları zaman bunlardan hiç bahsetmiyoruz. Bunların etkisi bizim etrafımızdaki büyük ölçekteki evreni şekillendiren özellikler de değiller. O yüzden o ikisiyle ilgili şeyler biraz kuantum mekaniğinin gelişmesi ve teknolojinin de bunlarla birlikte paralel bir şekilde ilerlemesiyle ortaya çıkıyor. Alttaki üç tane elektromanyetik zayıf ve güçlü nükleer etkileşmeler hemen hemen birbirine benzer türden resimlerle etkileşme varsayımlarıyla açıklanıyor. Ama gravitasyon, Einstein'ın kütle çekim teorisi biraz bunlardan farklı. Oradaki durumda aslında Einstein kütle çekimi bir tür kuvvet olarak varsaymıyor. Geometrinin bir etkisi olarak formüle ediyor. Şöyle söyleyeyim, buradaki durumu çok basitçe. Buna eşdeğerlik ilkesi deniyor. Aslında eşdeğerlik ilkesi çok basit bir fikir. Hepimizin gözünün önünde olan bir fikir. Ama işte o basit fikre kimin baktığına göre sonra arkasından gelen şeyler değişebiliyor. Ben bakıyorum, çok basit olduğunu görüyorum. Çok basit diyorum. Einstein bakıyor, o da çok basit diyor. Ama sonra arkasından koskoca genel relativite teorisi geliyor. Bu işte bir tür şey. Bu başka bir bakış açısı. Bu başka bir zeka türü. Temel fikir şu. Mesela çok hepimizin bildiği, liseden beri bildiği büyük ihtimalle paralel levhalar arasına artı eksi yüklü iki tane yük koysanız Q ve 2Q, bunların hangisinin yükünün Q ve 2Q olduğunu anlayabilirsiniz bunların ivmelerinden. Ama aynı durum mesela yerin gravitasyonel alanı içerisinde diyelim, M ve 2M kütlelerini bıraktığınız zaman bunlar aynı şekilde düşüyorlar. Yani öbür taraftaki gibi elektromanyetik etkileşmelerdeki gibi buradaki gibi basit bir şey söyleyemiyorsunuz buna. Kütle ayırt edici bir özellik olmuyor gibi görünüyor burada. Dolayısıyla bu basit fikri alıp Einstein onun arkasında çok başka, buradaki üç temel etkileşmeden çok daha başka bir resim çiziyor bize. Dolayısıyla o yüzden zaten resim etkileşme türü diğerlerinden çok farklı olduğu için gravitasyon ilk anladığımızı düşündüğümüz temel etkileşme olmasına rağmen diğerlerine nazaran çok daha başımızı ağrıtan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi devam edeyim buradan. Bu arada bütün bu etkileşmeleri ele aldığımız bir de tabii teorilerimiz var ve bunların sınırları var. İlk köşede gördüğünüz şey klasik mekanik. İşte yani
başlangıcı burada Principi olarak kabul ediyorum. Newton hareket yasalarını ortaya koyduğu eser olarak kabul ediyorum. Oradan itibaren etrafımızda gördüğümüz aslında kabaca cisimlerin hareketini inceleyen alan diyebiliriz buna. Buradaki temel yasa Newton'un hareket yasaları, üç yasa. Bunun bu arada bu teori sınır meselesi ülkede başka bağlamlarda da çok tartışılan bir şeydir. Zaten teori ispatı vardır yoktur falan filan gibi şeyler. Bilimsel olarak bu böyle değildir. Bir şeyin adının burada gördüğünüz gibi teori olabilmesi için epey bir badire atlatması gerekiyor. Yani bizim için teori değerli bir şeydir. Bunun altında gördüğünüz gibi şeyler de mesela relativite gibi bir şeyin ortaya çıkması ya da kuantum mekaniği diye bir şeyden bahsediyor olmamız da şimdi bahsedeceğim hangi sınır veya limit değerlerde buraya gidiyoruz. Bunun aslında geçersizliğini göstermez. Bilakis bunun sınırlarını genişletir. Yani klasik mekanik öyle doğru bir modeldir ki bunun bir başka sınırı daha vardır. Ona da relativite demeliyiz. Burada bu bir yetersizlik olarak değil, bilakis sınırların genişletilmesi olarak bakmak daha doğru olacak. Relativite deyince burada bahsettiğim şey ise hızlı nesnelerin, bizim etrafımızda gördüğümüzden daha hızlı giden nesnelerin, buradaki üst limit ışık hızı diye kabul edersek eğer, işte ışık hızı veya benzeri hızlarda hareket eden nesneler ya da gözlemcilerin birbirlerine göre bu yasaları nasıl yazması gerektiğiyle ilgili olan bölüm. Bu bir sınır. Klasik elektromanyetik teori, Maxwell'in teorisiyle genel relativite buraya düşüyor. Burada. Kuantum mekaniği ise bu geçtiğimiz yüzyılın başlangıcında ortaya atılan epey de sancılı bir dönem. Birazdan bahsedeceğim birkaç şeyden. Bazen bazı durumlarda gözlemler ve deneyler bildiklerimizin önüne geçiyorlar. Sonra onları açıklamak için epey vakit harcıyoruz. Sonra bazen de teoriler modellerin önüne geçiyor. Orada bir teori var elinizde, bir sürü şey açıklıyor. Bir takım öngörüleri de var ama henüz onları deneysel olarak görmemiş oluyorsunuz. Yani biz ders kitaplarına baktığımız zaman sanki her şey böyle son derece yumuşak bir şekilde akıp gidiyormuş gibi geliyor ama aslında öyle değil. Epey acılı dönemler yaşanabiliyor. Kuantum mekaniği bunlardan bir tanesi. Planck meşhur kara cisim ışıması formülünü yani modern fizik dersi almış olanlarınız muhakkak bilecektir. Öyle bir formülü sadece deney sonuçlarına bakarak tahmin etmek ruh çağırma seansı gibi. Yani tahmin edilebilir bir formu da yok oradaki şeyin. Ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki zaten oradakine benzer gözlemler ya da veriler, deney sonuçları 1860'lardan beri Planck bu problemin üzerinde çalışıyor. 40 yıl bir problemin üzerinde çalışırsanız, sadece belli şeylere yönelirseniz orada tahmin etme ya da destekli atış yapma, educated guess diyelim buna, destekli atış yapma şansınız da başka birisine, ilk defa o alana giren birine göre daha farklı bir hal alıyor. Dolayısıyla buradaki durum şu, yasalar, klasik mekanik yasaları, yani mesela bir gezegenin güneşin etrafında dönüşüyle modellediğimiz türden bir hareket, hidrojen atomu için bir bugün bizim bildiğimiz anlamda kuantum mekaniği denilen anlamda geçerli olmuyor. Burada formülasyon çok başka bir şeye gidiyor. Burada yasalar başka. Bir elektron için temel anlamda Newton'un ikinci yasası diye bir şey yok. Bütün klasik fizikteki ana problem her zaman Newton yasalarını kullanmak, enerji yöntemleri, Lagrange Hamilton mekaniği vesaire hiç fark etmez. Rota şudur temel problem. Bir gözlemci seç, bu gözlemcinin çerçevesinde, koordinat sisteminde hareket eden nesne için bir konum vektörü, R of T, RT vektörünü yazmaya çalış. Kuantum mekaniğinde ise bir elektron için konum vektörü diye bir şey yok. Buradaki durum başka bir şey. Burada dalga fonksiyonu diye bir şey buluyorsunuz. O bulduğunuz dalga fonksiyonu size o parçacığın ya da nesnenin hareketiyle ilgili bir takım olası sonuçları söylüyor. Doğrudan ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz yani. Dolayısıyla buradaki yasalar biraz daha, buradaki yasaların etrafımızda gördüğümüz makro dünya diyelim, atomik boyutlara indirgenmiş versiyon. Bu buradaki ortaya çıkan kuantum mekaniği ile ilgili yasalar aşağı yukarı işte 1920'li 30'lu yıllarda bugün bildiğimiz formuna ulaşıyor. Ancak birkaç hafta önce burada bir toplantıda duymuştuk. Bunların Türkiye'de kuantum mekaniğinin üniversitelerimizde de bugün gördüğümüz anlamda okutulmaya başladığı yıllar hemen hemen 1950'li 60'lı yıllara karşılık geliyor. Tuhaf bir şekilde geç kalıyoruz. Hep bir retardation time var, yani gecikme zamanımız var bir sürü şeyi yakalamakta. Yani bunu eleştiri olarak söylemiyorum ya da şikayet etme anlamında söylemiyorum. Belki eleştiridir, kendimi de eleştiriyorum. Az önce bahsettiğim işte kozmolojiyle ilgili durumda ben de bunu kaçırmış vaziyetteydim yani. Kuantum alan teorisi dediğimiz alan ise relativite ile kuantum mekaniğinin bir tür birleşimi gibi olan bir şey demek. Şöyle açıklayayım bunu. Mesela bizim klasik dünyada da iki tane bilardo topunu çarpıştırıp bunların içinden tenis topu ya da pimpon topu gibi bir şeyler ortaya çıkmasını çarpışma sonunda beklemek gibi bir durumumuz yok.
Aynı şey kuantum mekaniğinde mesela hidrojen atomunun yapısını anlamaya çalıştığınız zaman sisteminizi şöyle alarak başlıyorsunuz. Bir çekirdek var, proton, bir elektron var. Sonra bunlar birbirleriyle Coulomb etkileşmesiyle etkileştiklerini varsayalım. Ve işte buradaki kuantum mekaniğindeki Schrödinger denklemi, dalga fonksiyonu vesaire buradaki şeyleri çözelim ve elde edelim. Yani sisteme kaç parçacık ya da nesneyle başladıysanız o kadar parçacık ve nesneyle devam ediyorsunuz. Fakat mesela bugün CERN'de yapılan deneylerde işte düşünmüşsünüzdür muhakkak. İki tane tera elektron volt seviyesinde protonu birbiriyle çarpıştırıyorsunuz. Ortaya ne çıkacağını bilmiyorsunuz aslında ihtimaller dahilinde. Yani az önce bahsettiğim şey açısından düşünürseniz, yönlendirirseniz iki tane bilardo topunu çarpıştırıyorum. Ortaya tenis topu çıkıyor, pimpon topu çıkıyor, tenis raketi çıkıyor, başka şeyler çıkıyor. Bir sürü şey çıkıyor. Şimdi bunu anlayabilecek bir formülasyona ihtiyacımız var. Ve bu ikisinin birleşimi aslında bize buradaki kuantum alan teorisi denilen formülasyonu ulaşmamızı sağlıyor. Bu formülasyon, kuantum alan teorisi formülasyonu, bir önceki slaytta gösterdiğim şu üç etkileşmenin hepsi için kullanılan lisan. Ne yazık ki kuantum alan teorisi formülasyonuna kütle çekim, az önce bahsettiğim geometrik orijinli olması yüzünden direniyor. Bir tür geometrinin, sanki şöyle söyleyeyim şimdilik, geometrinin kuantum teorisinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bunun nasıl yapılacağı hakkında fikirlerimiz var ama doyurucu diğerlerindeki gibi etkili olan, tahmin yapmamızı sağlayan, gördüğümüz bütün verileri açıklayan ve tutarlı bir modelimiz yok henüz elimizde. Bu genelde kuantum gravitasyon teorileri olarak adlandırılıyor buradaki çalışmalar. Evet yani şey, çerçevede bu. Burada uğraşacağımız etkileşmeler, problem. Bunlar neleri kullandığımız buradaki alet edevat olarak. Bir sonraki slaytta, şimdi bu birleştirme teorileri dediğim gibi, yani birkaç soruyu burada birlikte ele alarak bahsedeceğim. Biraz hikaye var içinde. Kuvvetlerin birleştirilmesi, etkileşmelerin birleştirilmesi. İlk soru şu. Bunları neden birleştireyim ki? Yani herkes bir iş bölümü yapmış gibi duruyor evrende. Yani gezegenlerin hareketini incelerken işte genel relativite diye bir şey var. Hatta Newton'un kütle çekim teorisini de kullanıyoruz. Burada bir sürü şeyde. Sonra elektromanyetik etkileşmeleri, laboratuvarda yaptığımız kimya deneylerinde kullandığımız türden her türlü etkileşmeyi falan filan anladığımız elektromanyetik etkileşmeler var. Ve işte radyoaktiviteden haberdarız. Sonra deneyler yapıyoruz. Güçlü nükleer etkileşmeler, hangi kuark kiminle nasıl çarpışır, nasıl etkileşir bunları da biliyoruz. Yani bunları birleştirmek neden önemli? Bu aslında önemli soru bu ama çoğu zaman atladığımız bir soru bu. Şimdi evrenin bugün kabul ettiğimiz modeli biraz sonra kozmoloji bölümüne geldiğimiz zaman ayrı bir bölüm olarak, ikinci bölüm olarak tekrar bahsedeceğim ama model şu aslında. Evrenin bir başlangıcı olduğunu kabul ediyoruz ve bir genişleme süreciyle şu anda bizim bugün bulunduğumuz konuma evrildiğini düşünüyoruz. Fakat bu evrenin tarihinde daha erken aşamalarda bilgi sahibi olmak istiyorsak, bu kuvvetlerin hepsinin, yani evrenin çok enerjik olduğu dönemlerde bütün bu kuvvetlerin hepsinin bir arada nasıl çalıştıklarını biliyor olduğumuz bir modele ihtiyacımız var. Biz şu anda 3 tane etkileşmeyi fena olmayacak bir şekilde, parçacık fiziğinin standart modeli deniyor buna. Özellikle 2012 yılında Higgs parçacığının CERN'de bulunmasıyla tamamen tamamlanmış olduğunu düşündüğümüz bir teori ama standart model bir tür var olan gözlemleri, parçacık türlerini ya da etkileşmeleri sınıflandırdığımız, gruplandığımız ya da bir tasnif ettiğimiz bir model aslında. Dolayısıyla yani daha erken evrelere gitmek istiyorsak, evrenin daha önceki dönemleri hakkında da aşağı yukarı 10 üzeri eksi 35, 10 üzeri eksi 36 saniye büyük patlamadan sonraki dönem için güvenli konuştuğumuza inandığımız, bugünkü modellerimiz, deneylerimiz, gözlemlerimiz dahilinde anlamlı bir şeyler söyleyebildiğimiz bir döneme karşılık geliyor. Ama Planck time denilen 10 üzeri eksi 43 saniyeden öncesinde ne olduğunu bildiğimiz için o ilk bahsettiğim, gösterdiğim slayttaki kütle çekim teorisinin de bir tür kuantum versiyonunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla bu dört etkileşmenin aslında ne olduğunu bilmek, nasıl bir araya geldiklerini, nasıl bir iş bölümü yaptıklarını bilmek, bunların ilk önce bir aradayken nasıl davrandıklarını bilmekten geçiyor. İkinci durum, peki bu gerekli mi? Yani bunu bilmeden, yani bu bütün bu kuvvetleri, etkileşmeleri bir araya getirmeden bu konu hakkında konuşamaz mıyım? Öyle durmuyor. Yani ilk bildiğimiz genel relativiteden sonraki etkileşme elektromanyetik teori, klasik elektromanyetik teori. Klasik elektromanyetik teorinin kuantum versiyonu 1940'lı yıllarda Feynman, Freeman, Dyson, Tom Onaga gibi bilim adamları tarafından tamamen bulunabiliyor. Kuantum elektrodinamiği bu teorinin adı. Ve bu mesela hidrojen atomundaki işte bir yörüngeden bir elektronun bir başka yörüngeye geçerken foton vermesi, bu görüyorsunuz yani aslında şimdi hidrojen atomundaki durum şu.
çekirdek var, elektron var. Bu ikisi için Schrödinger denklemi yazıyorsunuz ama bazen geçiş diye bir şey oluyor. Sonra ortaya foton diye bir başka parçacık çıkıyor. Yani iki parçacığın ötesinde bir yere geçmeniz lazım. Bu tür olayları açıklamamızı sağlayan şey aslında kuantum elektrodinamiği. Bu formülasyon 1940'lı yıllarda yapılıyor. Sonra aynı şey 30'lu yıllarda zayıf etkileşmelerle ilgili veriler gelmeye başladıktan sonra elektro zayıf etkileşme bu zayıf çekirdek etkileşmeleri için de yapılmaya çalışılıyor. Fakat ancak 1960'larda Weinberg, Abdüsselam gibi birkaç tane bilim adamının ki Weinberg'le Salam bunun için Nobel ödülü alıyorlar. Elektro weak teori diye yani elektro zayıf etkileşmeler diye bir model ortaya atıyorlar. Buradaki durum şu. Zayıf etkileşmelerin kuantum elektrodinamiğindeki gibi tek başına tutarlı bir teorisini, tırnak içinde matematiksel olarak tutarlı bir teorisini yazmak mümkün değil. Şu anki bilgilerimiz dahilinde. İlla ki zayıf etkileşmeleri tutarlı, az önce bahsettiğim kuantum alan teorisi lisanında anlatmak istiyorsanız, gördüğümüz verileri sınıflandırmak ve bunların nasıl açıklanabileceğini görmek istiyorsanız bunu illa ki elektromanyetik teorinin kuantum versiyonuyla birleştirmek zorundasınız. Buna elektro zayıf etkileşmeler deniyor. Dolayısıyla buradaki önemli durum şu. Sanki bunların birleştirilmesi, bu kuvvetlerin birleştirilmesi meselesi keyfi bir şey değil. Her iki etkileşme içinde tutarlı bir yapı görmek istiyorsanız elektro zayıf etkileşmelerdeki gibi bunları birleştirmek zorundayım. Dolayısıyla belki de gravitasyonun henüz diğer etkileşmelerden farklı görünmesini sağlayan şey de bu bakış açısıyla sonuca gitmek isteyecek olursak belki de diğerleriyle birleştirilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Belki birleştirildikleri zaman bizim bugün gördüğümüz son slide'da değineceğim buna bir tür paradigma değişimine neden olacak türden belki sonuçlara ulaşacağız burada. Onun için gereklilik meselesi ne kadar gerekli olduğunu bilmiyorum ama bildiğimiz teoriler içerisinde görünüşe göre bunu yapmak gerekiyor tutarlı bir resim için. Buradaki tarihsel süreç biraz ufak tefek hikaye olarak bunu söyleyeceğim. 1930'larda ilk defa, bu arada sicim teorisini altta biraz ayrı bir yerde koydum. O tabii benim açımdan da ilk göz ağrım olduğu için ondan ayrıca bahsetmek istiyorum tabii. Durum şöyle, aslında bütün her şey en sonunda aynı yere yaklaşıyor gibi görünüyor. Ama onu sizin en sonunda kendi bu konuşmadan çıkartımlarınıza bırakıyorum. Orayı manipüle etmek istemiyorum yani. İlk defa 1930'larda elektromanyetik etkileşmelerle, klasik elektromanyetik teoriyle genel relativiteyi birleştirmek için çabası olan insanlar ortaya çıkıyor. Bunlara Kaluza-Klein teorileri deniyorlar. Çünkü o dönem için aslında çok erken bir adım çünkü diğer iki kuvvet bilinmiyor ama bilinen iki kuvveti birleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi ilginç nokta burada şu, o dönem için çok erken olmasına neden olan şey şu. Klasik bir teori olarak, kuantum teorisi değil, klasik bir teori olarak genel relativite ile elektromanyetik teoriyi birleştirmeye kalkarsanız şu anki bilgilerimiz dahilinde de tutarlı model 5 boyutlu bir evren modeli oluyor. 5 boyut varsaymak zorundasınız. Yani bizim bugün özel relativitede kullandığımız uzay zaman üzerine bir tane daha parametre. Bu fazla boyutları nasıl düşünmek lazım? İnsan hemen şöyle düşünüyor. 3 boyut deyince hemen biz en boy yükseklik falan filan ama bir süre teorik fizikle uğraştıktan sonra aslında ekstra boyut denilen şey herhangi bir nesneyi, ölçülebilen bir nesneyi hesaplamaya çalışırken bir parametreye daha ihtiyacınız var demek anlamına geliyor. Yani mesela elektromanyetik teoride en genel durumda elektrodinamikte elektrik alan ya da manyetik alanı ölçmeye kalktığınız zaman Maxwell denklemlerini kullanarak bunlar x, y, z ve t'nin koordinat fonksiyonları olabilir. Ama buradaki durum size diyor ki eğer bu resmin içine genel relativiteyi de katarsanız bir şeye daha ihtiyacınız var. Peki biz bu o bir şeye daha o bir etkinin daha neden farkında değiliz? Şöyle bir varsayım yapıyorlar burada da bunu açıklayabilmek için. Eğer bu beşinci boyut dediğimiz şey ya da parametre o beşinci boyuta ait olduğunu düşündüğümüz parametre bu bir uzaydan değer alıyor. Biz etrafımızda sonuçta şu anda burada x ekseni diye bir şey görüyor muyuz? Bu bizim buradaki tasvirleri yaparken kullandığımız yasaları formüle etmeye çalıştığımız matematiksel lisan içerisinde bir şey. X ekseni diye aldığım şeyin üzerindeki her değer eksi sonsuzla artı sonsuz arasında her değeri alabiliyor. Burada da bu beşinci boyuta dair ya da o parametreye dair, ilave parametreye dair şeyi şöyle kabul ediyorsunuz. Bütün bu parametreler bir çember üzerinde değer alacaklar ve o çemberin yarı çapının değeri aşağı yukarı 10 üzeri eksi 33 santimetre olacak. Bunu lütfen aklınızda tutun. 10 üzeri eksi 33 santimetre bugün ve gelecek belki de 100 yılda da bugünkü ilerleyiş hızımızı düşünürseniz ulaşabileceğimizi düşündüğümüz bir uzunluk mertebesi değil.
Dolayısıyla çok küçük bu etki, o beşinci parametre etkisi. Ne zaman görebiliyorum bunları? Ancak genel relativite ile elektromanyetik teoriyi. Şimdi düşünün, bunları biz ne zaman birleştirmeye ihtiyacı duyuyoruz? Erken dönemlerinde. Yani aslında şimdi görmüyor olmamız böyle bir etkiyi, doğrudan birleştirme etkisini çok mantıksız gibi görünmüyor. Ama buradaki önemli nokta, buradan çıkarım noktası, bildiğimiz anlamda kullandığımız, etrafımızda gördüğümüz evrenin sınırlarını en azından matematiksel tasvire dair genişletmek zorunda olduğumuz sonucuna ulaşıyoruz buradan. Beş boyutlu modeller ya da daha yüksek boyutlu modeller benim bildiğim kadarıyla daha öncesinde bahsedilen bir şey değil. Bu ilk defa Kaluza-Klein teorileriyle ortaya çıkıyor. Fakat sonra tabii zayıf etkileşmeler, işte bu tarihsel süreç içerisinde şurada zayıf etkileşmelerin ortaya çıkması, güçlü etkileşmelerin ortaya çıkması, bunların parçacık fiziği lisanında belli bir çerçevede ifade edilebilir olmaları bu tür modellerden uzaklaşmaya neden oluyor. Güncel durum burada şimdi şu. Gravitasyon bir kenarda duruyor. Parçacık fiziğinin standart modeli denilen şeyin içerisinde, işte bu büyük birleştirme teorileri falan filan gibi şeyleri de bunun içine katacak olursanız, 3 tane o ilk slide'da bahsettiğim temel etkileşme var. Bunları tutarlı bir lisanla ifade edebildiğimiz, işte bu standart model dediğimiz şeye karşılık geliyor. Bunun deneysel doğrulaması da en son 2012'de Higgs'in CERN'de bulunmasıyla tamamlandığını düşünüyoruz. Ama burada hala gravitasyon bu işin içerisinde değil. Yani 4'te 3'ünü birleştirmiş gibi görünüyoruz. Problemler, tabii buradaki problemler bir sürü şey işte. Yani gravitasyonun bu resme nasıl konulacağı ile ilgili, buradaki birleştirme bölümüne nasıl katılacağı ile ilgili bir sürü bilmediğimizi düşündüğümüz şey var. Temel sorun, aklımızda kalması gereken, belki biraz sonra birkaç kez daha tekrar edeceğimiz, geometrinin, kuantum teorisinin nasıl olduğunu henüz bilmiyoruz aslında. Geometriyi kuantize etmek demek ne demek? Bu çok acayip bir şey. Bu arada hemen sicim teorisinden bahsedeyim. Buradaki durum, sicim teorisi bu arada, yani fanatiği olmamak kaydı ile eldeki imkanlar içerisinde gravitasyonu bunların arasında katabileceğimizi düşündüğümüz en anlamlı birkaç modelden bir tanesi. Birincisi bu. Fakat ortaya çıkışı ne yazık ki Einstein'ın genel relativite teorisi gibi böyle altında az önce size bahsettiğim o temel basit prensiplerde olduğu gibi değil. 1960'lı yıllarda güçlü etkileşmelerle etkileştiği düşünülen bir sürü parçacık ortaya çıkıyor. Bu arada basit işte hızlandırıcılar falan filan bunların da deneylerin arttığı dönemler. Bunların hepsinin temel parçacık olmayacağı düşünülüyor. Ve bunların birbirleriyle nasıl etkileştiklerini açıklamak için bir etkileşme genliği formülü yazılıyor. Tamamen deneme yanılma yoluyla. Buradaki deneme yanılma yolu aynı Planck'ın 1900'lerde yazdığı kara cisim ışıması formülüne çok benziyor. Formülü yazan kişi Venezian, 68'de yazıyor galiba. Hatta bir doktor öğrencisi. Bu yani mühendislik matematiği dersi alanların bildiği gamma fonksiyonları ve beta fonksiyonlarıyla sadece oradaki saçılma faktörlerinin ne olduğunu açıkladığı bir model. Abi sonra çok ilginç bir şey oluyor. Nasıl olduğunu gene benim aklımı erdiremediğim herhangi bir yerde bilim tarihi açısından bakınca hafiyelik yapmaya kalkarsanız izini bulamayacağınız bir şey. Benim akademik dedem sayılır. Nambu. Aşağı yukarı galiba bir 6-7 yıl önce hocamın hocası. O yüzden akademik dedem diyorum. Nobel ödülü aldı. Ama başka bir şey için aldı. Çok ilginç bir sonuca varıyor. O Veneziano'nun yazdığı formülde eğer birbirine çarpıp ayrılan şeyler noktasal parçacıklar değil de, yani iç yapısı olan nesneler değil de, eğer iplikler olursa, ipliğe benzeyen şeyler olursa o formülü türetebiliyorsunuz. Bu gerçekten ruh çağırma seansı gibi. Yani böyle bir şeyi sadece buraya bakıp ben daha önce zaten böyle basit bir problemle uğraşmıştım, orada böyle şeyler çıkıyordu diyebileceğiniz bir şey değil. Bu sonuca nasıl ulaşılabilir bilmiyorum. Ama bu çok başka bir yol açıyor. 70-71 yılı bunların yapıldığı dönemler. 70'lerin başlarında hala sicim teorisiyle uğraşmak çok anlamsız bir iş gibi görünüyor. Çünkü o dönemde bu az önce bahsettiğim standart modelin altyapısını oluşturan ayar teorileri denilen şeyler çok iyi anlaşılmış vaziyette. Matematiksel olarak çok tutarlı oldukları düzgün. Herkes o alana yöneldiği zamanlar bunlar. Dolayısıyla bu sicim teorisi aslında işte tam manasıyla 70'lerin başında ortaya atılıyor ama güçlü nükleer etkileşme ile çalışan ya da etkileşen parçacıkların durumlarını açıklamak için. Fakat bir kişi orada bir şey fark ediyor.
Çok erken yaşta da vefat ediyor. Joel Schenck diye bir fizikçi. Bu tür bir etkileşmeyi kabul ederseniz, ortaya çıkan parçacıklardan bir tanesi spini 2 olan kütlesiz bir parçacık. Spini 2 olan kütlesiz parçacık o dönemler için gravitasyonun etkileşmesini açıklamakta kullanılabileceği düşünülen graviton parçacığına karşılık geliyor. Bu işte resmi değiştiriyor. Yani seçim teorisi başlangıçta sadece güçlü nükleer etkileşmeler için olan bir adımken, bir anda insanlar bunun aslında bir tür kuantum gravitasyon teorisi için kullanılabileceğini düşünüyorlar. Varsayımları şöyle oluyor. Çekirdek mertebesindeki olayları açıklamak istiyorsanız uzunluklar 10 üzeri eksi 15 metre civarında olmalı. Ya da işte 10 üzeri eksi 13 santimetre gibi bir şey olması lazım. Burada ise çok daha derin bir varsayımla, eğer bu adamlar 10 üzeri eksi 33 santimetre, Kaluza-Klein teorisindeki şeyi hatırlıyor musunuz? Oradaki rakamlar hesaplanarak çıkan şeyler, buradaki de aynı şey. Yani bunlar en sonunda bir noktada birbirlerine çok yaklaşacak şeyler gibi görünüyor. Eğer 10 üzeri eksi 33 santimetre mertebesinde uzunluğunda iplerden oluşmuş şeyler etkileşiyorlarsa, bütün parçacıkları bu ipliğin, mesela bu ipliklerin farklı farklı bir tür titreşim modu gibi düşünebilirsiniz, olarak ifade edebilirsek, ki bunun bir matematiksel lisanı var aslında, o zaman bir tür kuantum gravitasyon teorisi yazmış oluyorsunuz. Hemen şunu düşünebilirsiniz, ben de öyle düşünmüştüm. Sorun ne, her zaman her şey çözüldü. Birinci durum şu, deney. Öyle bir şeyi ortaya attım, çok güzel görünüyor. Yani seçim teorisi benim için, lütfen yanlış anlamayın, yanlış olamayacak kadar güzel bir teori. Dolayısıyla her şey o kadar yerli yerinde açıklanıyor ki benim inancım doğru olduğuna dair çok kuvvetli. Ama öte yandan, yani bu bir şey değil, benim inancımın ne olduğunu burada bir anlamı yok. En sonunda bunların deneyle doğrulanması lazım. Fakat 10 üzeri eksi 33 santimetre mertebesindeki bir şeylere ulaşmak için çok büyük enerjilere gitmeniz gerekiyor. Bugün gidebildiğimiz mesafeler bunlar değil. CERN'de ulaştığımız enerji seviyeleri de bunlar değil. Burası 10 üzeri 16 giga elektron volta falan karşılık geliyor buradaki enerji düzeyi. Biz henüz CERN'de ter elektron volt seviyesindeyiz. Dolayısıyla bir kere deneyle ne olacağı belli değil doğrudan. Ancak doğrusal olmayan, yani dolaylı sonuçları açısından ortaya çıkabilecek şeyler olabilir mi? Evet, burada da durumlar var ama ikinci nokta matematiksel olarak şu. Birden fazla tutarlı model var burada. Her şeyin teorisi diye bir şeye bakıyorsanız en sonunda şunu bekliyorsunuz. O teorinin içerisinde ya da o yapının içerisinde, modelin içerisinde öyle prensipler, simetriler, yasalar grubu olmalı ki size en sonunda neyin doğru olduğunu onu söylemesi lazım. Yani mesela biz bugün elektronun kütlesini deneylerden ölçtüğümüz şeyle kabul ediyoruz. Ama herhangi bir teorimiz yok bize kendiliğinden onun içindeki dinamik sonucu elektronun kütlesi şu kadar olmalıdır diyecek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bugün standart model de bizim için bu her şeyin teorisi gibi olan bir teorinin belli bir sınırdaki görüntüsüne, resmine karşılık geliyor. O teoriyi bilmiyoruz. Fakat burada da bunu söyleyen bir taraftan elimizde birden fazla teori var. Bu seçim teorisi gibi teorilerin içerisinde insanın ilk dikkatini çeken şey de gene başlangıçtaki Kaluza-Klein meselesi de söylediğim gibi düşünürseniz 10 boyutlu bir evren modeli varsaymak zorundasınız. Ama bu Kaluza-Klein teorilerindeki gibi baştan varsayılmış bir şey değil. Eğer doğanın, Einstein'ın özel relativite teorisinin kurallarına, postülalarına uymasını beklerseniz evrenin 10 boyutlu bir model olması ya da 10 boyutlu bir model içinde çalışmanız kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani seçim teorisinde 10 boyutu siz baştan varsaymıyorsunuz. Bu ekstra boyut meselesi başka yasalarla tutarlılık çerçevesinde karşınıza çıkıyor. Ancak dediğim gibi burada birden fazla tırnak içinde tutarlı model var ve teorinin içinde şu anda bildiğimiz prensiplerden herhangi birisi bize bunlardan şu daha doğrudur, daha doğruya yakın resimdir demiyor. O yüzden bu hala bir tür alternatif olarak kenarda duruyor. Bunun üzerinde çalışan insanlar var. Ben de gizli gizli işte vakit bulabildiğimce geceleri çaktırmadan oğluma, eşime falan ya da öğrencilerime çalışıyorum. Kendimi de bu konuda çok da fazla heyecanlandırmamaya çalışıyorum. İş zor. Bu konularda çalışan etrafta da insan bulmak zor olduğu için açıkçası tek başına ilerlemenin zor olduğu konularda biraz böyle bu sefer pragmatik yaklaşıp daha ilerlenebilir konular seçmeye çalışıyoruz kendimize. Çeşitli nedenlerle. Şimdi buraya kadar durum bu. Bu benim sonradan dahil olduğum bir bölüm. Yani 2010'dan sonra diyebilirim dahil olduğum bir alan. Kozmoloji. Temel olarak buradaki mesele evrenin büyük ölçekteki yapısını anlamaya çalışıyoruz ya da çalışılıyor. Buradaki büyük ölçekteki yapıdan kasıt 100 megaparsek ve üstündeki duruma bakıp evrenin daha önceki durumu hakkında bilgi almaya çalışmak olacak. Bu arada 1 parsek aşağı yukarı 3.26 ışık yılı gibi bir şey. Bu, yani buradaki bu 100 megaparsek epey tuhaf bir büyüklük. Yani
yürünecek bir şey değil. Evriminden kastettiğim şey de evrenin bu hangi aşamada başladı, hangi ara aşamalardan geçti. Bunları tabii bugün bildiğimiz teoriler çerçevesinde açıklayabilir miyiz tutarlı bir şekilde? Yani elimizde bir sürü resim var. Bunların hepsini ama birbirine yapıştırmaya kalktığınız zaman o resmin yapıştığı yerler, çizgiler belli oluyor. Oraları öyle kaynatmamız lazım ki, o geçişlerin öyle olması lazım ki en sonunda evrenin tarihini biliyoruz dediğimiz, nasıl evrildiğini biliyoruz dediğimiz noktada bunları her noktada yapamıyoruz. O yüzden bu kozmoloji gerçekten heyecanlı bir alan halini aldı. İki önemli veri var burada. Gördüğünüz gibi tarihlere bakarsanız ilk önce basitçe yeni sayılır. Bu geçtiğimiz yüzyılda hatta kuantum mekaniğinden daha sonra. Daha önceki kozmolojiyle uğraşılan şeyler büyük ihtimalle çok da prestijli bir alan değildi. Hatta 70'lerde yazılan kozmoloji kitaplarının bazıları physical kozmoloji olarak geçiyor. Physical kozmoloji demek ne demek bugün bilmiyorum yani öyle bir şey yok. Bugün modern kozmoloji diye bir şey var. Yani kozmolojinin bir de o dönemlerde onu vurgulamak istiyorum. Fiziksel olmadığı düşünülen bir alanı da var. Yani yeni sayılır aslında kozmolojiyle ilgili bilgilerimiz. Buradaki durum 1929'larda, 20'lerde daha doğrusu. O ikinci slaytta bahsettiğim enerji seviyeleri, teknolojinin ilerlemesi vesaire gibi araçlarla gökyüzünde bakılan bir takım bulut olduğu düşünülen şeylerin de bizim galaksimize benzer galaksiler olduğu, bunların bizden uzaklaştıkları, bulundukları uzaklığa göre hatta uzaklaştıkları meselesi, bu genişleme durumu. Bu ki Einstein'ın ilk önce kabul etmediği bir şey. Genel relativiteyi ortaya attıktan sonra Einstein kendi denklemlerinin genişleyen evren modellerine yol açtığını görüyor. Hatta bundan biraz rahatsız oluyor. Rahatsızlığın sebebini bilmiyorum. Bununla ilgili bir sürü şey var ortalıkta yazan. Ama ben kendim Einstein'ın herhangi bir arkadaşına yazdığı ya da başka bir şey bilmiyorum. Yani inançlarıyla ya da başka şeylerle alakalı olabilecek ama bir statik evren modeli oluşturmak için kendi denklemlerine bir terim daha katıyor. Kozmolojik sabit deniyor buna. Sonra fakat bu genişleme gözleminden sonra kendisi de kabul ediyor ki bu zaten statik evren modeli meselesi ya da kattığı terim, kozmolojik sabit terimi büyük hatalarından bir tanesi. Bunu kendisi gerçekten telaffuz ediyor. Yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi şeklinde. Dolayısıyla bizim evren hakkında aldığımız önemli bilgi kaynaklarından bir tanesi kullandığımız bu genişleme meselesi. Bundan sonra bahsedeceğim. Bir ikincisi de sıcaklıkla, evrenin sıcaklığıyla ilgili şey. Bir tür sanki kozmik mikrodalga içinde gibi duruyoruz şu anda bütün evren. Sıcaklığı özellikle şöyle belirttim. 2.7 bu nokta 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 virgülden sonra 5. basamağa kadar hemen hemen her yerde bu sıcaklık aynı. 2.7 Kelvin gibi düşünebiliriz ama şuradaki basamak farklılıkları birazdan bahsedeceğim. Çok önemli. Erken evren modelleri hakkında oradaki farklılığın nasıl ortaya çıkartıldığı meselesi bir sürü modeli elemek ya da desteklemek için kullandığımız bir veri aslında. Bu iki bey, Penzias ve Wilson, bunların ikisi Bell laboratuvarlarında çalışan mühendisler. Bunlar aslında yapmaya çalıştıkları deney büyük bir boynuz şeklinde horn antena denilen şeyle aslında iletişimle ilgili çalışırlarken tesadüfen bunu keşfediyorlar. Ben şöyle söyleyeyim, genç arkadaşlarımızın çoğu, öğrencilerimizin çoğu bunu bilmezler ama benim gibi işte 40'lı yaşlar falan insanlar bilirler. Eskiden televizyonu açtığınız zaman da yayın başlamadan önce bir karıncalı görüntü olurdu arkasında. Aslında orada gördüğünüz karıncalı görüntünün yaklaşık olarak %15-20 mertebesinde olanı bu işte evrenin içini doldurduğunu düşündüğümüz elektromanyetik radyasyondan geliyor. Kozmik arka alan ışınımından geliyor. Epey büyük bir oran aslında bu. Yani her yerde bu sıcaklık, bu radyasyon var. Bu bir mikrodalga ışınımına karşılık geliyor. Onun için de bu içini doldurduğunu düşündüğümüz evrenin içinde bulunduğumuzu düşündüğümüz mikrodalgaya kozmik arka alan ışınımı, kozmik microwave background radiation deniyor. Bu da ikinci şey, buradaki sıcaklık. Şimdi söyleyeceğim bu sıcaklıktan nasıl veri alınıyor? Bu adamlar bu gözlemi 1964'te yapıyorlar. Evrenin sıcaklık haritası 1965'te şöyle. Burada bir şey görüyor musunuz? Hiçbir şey görünmüyor. Sadece şu ortadaki çizgiyi görüyor olmalısınız. Buradaki şey sıcaklıktan kaynaklanan bir tür Doppler etkisine karşılık geliyor. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz güneş sistemi, güneş sistemimizin içinde bulunduğu galaksi bunların hepsinin uzay boşluğunda yol aldıkları bir yer var. Bu oradaki doğrultu. Dipol radyasyonu deniyor buna buradaki şeye. Bu ona karşılık geliyor ama gördüğünüz gibi çözünürlük çok az. Fakat sonra teknoloji, enerji seviyeleri, başka şeyler her şey ilerliyor. 1992'de COBE uydusu gönderiliyor. Bunlar genelde bu resimler, bu üstelik yerden alınan görüntüyle çizilmiş harita. Dolayısıyla hiçbir şey yok burada aslında. Bu COBE uydusu 92'de gönderiliyor. 92'den önce gönderiliyor. Bu ilk veriler 92'de geliyor. Buradaki sıcaklık
haritasının, hiçbir şey görmediğiniz dümdüz tek düze haritanın biraz daha çözünürlüğü artırılmış versiyonu bu. Buradaki farklılıklar şuradaki sıcaklığın içindeki farklılıklara karşılık geliyor aslında. Ama hala 2.7 Kelvin ortalaması etrafında dolaşan şeyler buradaki değerler. Ama 2003 WMAP, burada gördüğünüz gibi ki buradan bir Nobel çıktı 2006 ya da 2007'de. Görüyorsunuz görüntü daha da çözünürlük artırıldığı için buradaki farklı farklı noktalar sıcaklığın ne kadar farklılaştığını gösteren noktalar. En son Planck datası, Planck uydusu gönderildi 2013'te. Bunlar galiba 2017 verisine ait şeyler. Şimdi şuradan şuraya gelmiş vaziyetteyiz. Burada gördüğünüz şey ne biliyor musunuz şu anda? Evrenin 380 bin yaşındayken bugünkü bilgilerimiz dahilinde çekildiğini düşündüğümüz fotoğrafı. Bundan öncesi ile ilgili, evrenin 380 bin yaşından öncesi ile ilgili doğrudan ışıkla alabileceğimiz herhangi bir veri yok. Dolaylı veriler almak zorundayız. Ve inanması çok güç bir şey ama şu noktaların dağılımları ve bunların büyüklüklerinin ne kadar farklı olduğu gibi şeylere istatistiksel olarak bakarak daha önceki 380 bin yıl önceki dönem hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. Bu biraz şöyle şeylere benziyor. Aynısı gravitasyonel dalga gözlemlerinde de yapılıyordu. Karşınızda siyah bir perde varmış gibi düşün. Hep aynı örneği veriyorum ben. Bir sürü arkadaşım, öğrencimiz bunu biliyorlardır. Bu perde, siyah perdenin üzerinde küçük toplu iğneli bir delik açıyorsunuz. Sonra oradan size bir ışık geliyor. Sonra o baktığınız ışıkla arkadaki manzara resmini çizmeye çalışıyorsunuz. Hiç bundan farklı bir durum değil burada yapılan şey. O kadar çok bunun içinde eğer bakmayı bilirseniz tırnak içinde veri ve bilgi var ki bunlar bize evrenin bu 380 bin yıldan önceki durumu hakkında nasıl evrildiği hakkında bir sürü bilgi veriyor. Dolayısıyla bu iki gözlem, genişleme ve sıcaklık, bizim için çok önemli. Genişleme biraz daha sıcaklığın arkasında kalıyor tüm bu dönemlerde ta ki 98'e kadar. Genişleme ile ilgili veriler şöyle alınıyor. Kendinize özelliklerini bildiğiniz ışık kaynağı seçiyorsunuz. Sonra da bunları gözlemliyorsunuz. Bunlardan gelen elektromanyetik dalganın, ışığın, radyasyonun özelliklerine bakarak bu nesnenin uzakta mı, hangi mesafede, uzaklaşıyor mu, yakınlaşıyor mu bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Buradaki ivmelenerek genişleme gözleminde 1998'de adına süpernova denilen nesnelerin, bunlar yıldız evrimi içinde ortaya çıkan nesnelerden bir tanesi, bir yıldız patlaması ama o kadar etrafına enerji yayıyor ki aşağı yukarı bir galakside 10 üzeri 10, 10 üzeri 11 yıldız var kabul ederseniz bütün o galaksinin ışığından bir süpernova patlamasında ortaya çıkan ışık enerji ya da ışık diyelim buna bütün o galaksinin içindeki yıldızların toplamından neredeyse 2-3 hafta boyunca daha fazla oluyor. Bunlardan da bayağı gözlenebiliyor. Şimdi 1998'deki gözlem şuydu. Bu gerçekten bir şey, bilimsel atılım. Bugün içinde bulunduğumuz, benim de kozmolojiye kaymama neden olan şey bu. Çünkü burada bir sürü bilinmeyen şey var. Göreceksiniz birazdan. Bu ivmelenerek genişleme beklenen bir şey değildi. Bir yerde kütle varsa, o kütle en sonunda etrafında bulunduğu her şeyi kendine doğru çekiyor. Evrenin bugün genişlediğini biliyoruz ama bu genişlemenin bir tür hızlanma şeklinde değil, gitgide yavaşlama şeklinde olduğu düşünülürdü bu gözleme kadar. Hatta bu gözlem 1998-99'daki ham haliyle tam olarak kabul edilmedi. 2003'e kadar hala insanlar süpernova teorilerini bildikleri, yani oradaki standart mum diyelim buna, bakıp bilgi aldıkları mesafeyle ilgili, nesneyle ilgili teorilerini bile sorguladılar. Ama şimdi artık bugün daha güvenle söyleyebiliyoruz ki evren gerçekten genişliyor. Ve üstelik bizim düşündüğümüzün ya da beklentimizin diyelim aksine, bildiğimiz madde türünün davranışından bildiğimizin, beklediğimizin aksine hızlanarak, ivmelenerek genişliyor. Bunun arızası ne peki? Yani iyi genişlesin. Şimdi o az önceki ivmelenerek genişleme bölümünü de hesaba kattığımız zaman Einstein'ın genel relativite çerçevesinde, çünkü sonuçta ben bu bütün veriyi inceleyeceğim, bir de modele, teoriye ihtiyacım var. Bunu genel relativite olarak seçersem, temel bilgiler şöyle. Evrenin geometrisi, uzay geometrisi öklidyen olmak zorunda. Bu ne demek? Şöyle şeyler duyarsınız. Kapalı evren, açık evren, düz evren. İşte şöyle olursa ışığın izlediği yol bükülüyor falan. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki durum şu. Öklidyen deyince anladığım şey benim. Buradakiyle küre üstünde görmek daha kolay ve düz bir düzlem üzerinde. Bunların aralarındaki fark şu. Burada bir üçgen çizerseniz, paralel kaydırarak vektörleri, kenarlarını belirlerseniz, bu nesnenin içindeki üçgenin iç açıları toplamı 180'den fazla oluyor. Burada çizerseniz tam 180 oluyor. Buradaki 180'den, buna da açık geometri deniyor, 180'den küçük oluyor. Bu tamamı değil, bu bir bölümüne karşılık geliyor, eğer şeklinde. Peki ben burada üçgenleri nasıl çiziyorum?
Varsayım şu, çeşitli gözlemlerden elde ettiğimiz şeyler sonucunda ulaştığımız sonuç şu. Eğer evreni tasvir ettiğimiz ölçeklerde, yani o 100 megaparsekler ölçeğinde üçgenler çizseniz, kenar uzunlukları böyle olan, bunların iç açılarını toplasanız göreceğiniz şey buna benziyor demektir. Bu Öklidyen olma verisi şuradan çıkartılıyor. Bu şurada gördüğünüz noktaların ve resmin içindeki görüntü genel relativite çerçevesinde evrenin şeklinin şöyle ya da şöyle olduğunu varsaydığınız zamankinden daha farklıdır. Dolayısıyla bu Öklidyen olma ya da evrenin düz olduğu, büyük ölçeklerdeki yapısının düz olduğu fikrine bir önceki slayttaki şu resimden ulaşıyoruz. Buradaki resimden ulaşıyoruz. Bu çok önemli o yüzden. Buradan daha başka bir sürü şeye ulaşılıyor. Ama önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi ise bu tam bir katastrof. Bu evrenin madde enerji içeriğini 100 birim olarak kabul ederseniz, şurası atomlar diye gösterdiğim şey, buna baryonik madde diyoruz. Yani elektronlar, protonlar, nötronlar ya da aslında up ve down kuarklardan oluşan kararlı madde diyelim. Bunları içeren bölüm. Bu 4.6 gibi görünüyor. Şurası dark matter. Biraz sonraki slide'da bunlardan bahsedeceğim ve dark enerji. Bunların ikisinin adındaki darklar sahiden bunların ne olduğunu bilmediğimiz için kattığımız şeyler. Daha kötüsü şurası 4.6. Yani yaklaşık olarak %5'ini biliyoruz evrenin. %95'i hakkında bir fikrimiz yok gibi görünüyor. Sadece var olduğunu bildiğimiz ama tam özelliklerinin ne olduğunu bilmediğimiz. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. Uzun yıllar fizik öğreniyorsunuz, çalışıyorsunuz, çeşitli şeyler öğreniyorsunuz falan filan. Ama en sonunda birisi size dışarıda sorsa, mesela üniversitenin tanıtım günlerinde sorsa, yani bu kadar yıldan sonra ne öğrendiniz falan dese, vallahi %5'i biliyorum dediğiniz zaman bütün her şey yerli bir olur. Öğrenciler falan, canım o kadarını ben evde de öğrenirim falan derler yani büyük ihtimalle. Hiç derse gelmeye gerek yok. Dolayısıyla bu felaket bir durum buradaki şey. Ama hemen bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu genel relativite çerçevesinde. Tamam? Yani elimizde evrenin yapısını açıkladığını düşündüğümüz, büyük ölçeklerde davranışını açıkladığını düşündüğümüz bir model var. O model çerçevesinde bu verilere ulaşıyoruz. Şurada gördüğünüz, bundan sadece kısaca bahsedeyim. Şurada gördüğünüz omega değerleri, omega omega sıfır. Burada eşittir bir, küçüktür bir, büyüktür bir gibi bir şey görüyorsunuz. Aslında bu buradaki toplam, şuradaki nesnelerin toplamlarının tam %100 yapıyor mu, %100'ü geçiyor mu, %100'den daha küçük mü olduğuyla alakalı şey. Yani aslında evrenin geometrisinin ne olduğunu belirleyen şeylerden bir tanesi genel relativite teorisi çerçevesinde evrenin madde enerji içeriğinin ne olduğu. Yani bir tür, burada şey tabiri çok kullanılır, density is the destiny. Yani yoğunluk burada kaderimizi oluşturuyor gibi bir şey. Yani ne kadar madde varsa aslında hangi tür evren içinde yaşadığımızı, buradaki gibi buradaki geometrilerden hangisine uygun bir evren içinde yaşadığımızı söyleyen şey bu. Dolayısıyla bir önceki duruma geri dönersek oradaki resme, oradan evrenin Öklidyen olduğunu anlıyorum ama bir noktaya daha ulaşıyorum. Öklidyen olabilmesi için de bütün madde enerji içeriğinin bileşeninin de toplamlarının 100 olması lazım. Dolayısıyla buradaki gözlemlerin ve verilerin değerlendirilmesinin hepsi çok böyle iç içe girmiş, el ele gidiyor gibi görünüyorlar. Hepsinin birlikte tutarlı olması lazım. Şimdi ne oluyor peki? Buradaki karanlık parçalara bakalım. Burası işte ilgi çeken taraf. Bu karanlık taraf acayip bir şey. İşte dediğim gibi yani az önce burada yaklaşık bir şey koydum. %5. Geri kalan %95 hakkında ayıp olmaz yani, hiçbir fikrimiz yok demeye kalksak, ama bir kısmı hakkında biraz bir bilgimiz var. Şöyle var, bildiğimizden bahsedeyim. Dark matter ya da karanlık madde, buradaki bu darklar bu arada dediğim gibi bizim aslında cehaletimizi gösteren kelimeler, örnekler. Bilmiyoruz ne olduğunu, onun için böyle diyoruz. Peki nasıl biliyoruz yani bunların varlıklarının ne olduğunu? Madde diye bir şey var. Sonuçta bu elektronlardan, protonlardan ya da işte kuarklardan falan oluşmuş değil mi? Öyle muhtemelen, ama nasıl bulunuyorsa bu nesne etrafıyla elektromanyetik olarak etkileşmiyor. Yani siz teleskobu gökyüzünde işte dün ve bu akşam muhtemelen baktığınız zaman bir takım nesneleri görüyor olacaksınız. Onları görmenizi sağlayan şey size gelen ışık. Bunlardan ışık gelmiyor. Nasıl anlayacağım bunların var olduğunu? Kara deliklerde de benzer bir durum var. Onlar daha az yer kaplıyorlar üstelik. Bunların var olduğunu kütle çekimsel etkileri yüzünden anlıyoruz. Karanlık maddeyle ilgili gözlemler, bakın çok yakın. Bir anda teleskoplarla bakabildiğiniz şeyler, gözlemler, veriler arttıkça görebildiğiniz şeylerle ilgili tahminleriniz düşündüğünüzden çok daha fazla olabiliyor. 20'lerde galaksilerin varlığı anlaşılıp o bu nebula denilen
gaz toz bulutu gibi olduğu düşünülen şeylerin daha uzaktaki galaksiler olduğu anlaşıldıktan sonra 29'daki genişleme gözleminden sonra Fritz Zwicky ilk defa bu terimi galiba kullanıyor 1933'te. Durum şu. Şurada gördüğünüz gibi bir mesela bu bir spiral galaksinin karşıdan görünen hali gibi düşünebilirsiniz. Bunun saçaklarında, spiral kollarında ki kabaca diyelim gaz ve toz bulutları, yıldızlar bunların hareketine baktığınız zaman içeride gördüğünüz ışığını alabildiğiniz kütleden dolayı kabul ettiğiniz bir kütle miktarı var. O kütle miktarına göre de o saçaklardaki nesnelerin hız profilini çizerseniz şunu bekliyorsunuz. Buradaki expected from the visible disk denilen şey bu. Ama öyle olmuyor. Şöyle oluyor. Yani hızın azalmasını siz beklerken hız artıyor. Fizik 101 dersinde gravitasyon konusunu gördüğümüzde işte dünyanın ya da uyduların diğer büyük gök cisimlerinin etrafındaki hareketini incelerken kullandığımız temel eşitliklerden bir tanesi merkezcil kuvveti Newton'un kütle çekim kuvvetini eşitlemektir. Bu eşitliği yaptığınız zaman dolaşan nesnenin hızı etrafta kütlenin karekökuyla doğru orantılı olur. Bu beklenti size diyor ki aslında sen uzaklaştıktan sonra R'ye de bağlı tabii. Bunun içerideki kütlenin miktarıyla karşılaştırırsam şu iki grafiği aslında benim gördüğümden burada daha fazla kütle var diyor. Kütle çekim etkisi yüzünden farkına varılan, olması gerektiği düşünülen ama öte yandan buradaki ışıklı parça gibi görülemeyen maddeye karanlık madde diyoruz. Bununla ilgili veriler biraz daha kuvvetli. Dark enerji denilen şeye göre. CERN'de bununla ilgili araştırma yapılıyor. Bu WIMP dediğim şeyler, Weakly Interacting Massive Particles. Weakly Interacting çünkü ilk baştaki slide'ı hatırlayın, zayıf nükleer etkileşmeyle etkileşen parçacıkların mesafeleri çok kısa. Dolayısıyla bunlar çok kısa mesafede bir araya gelmişler gibi düşünebilirsiniz. Onun için bunların weakly interacting olması muhtemeldir. Massive şeyler olmalılar ki buradaki gibi bir kütle çekim etkisi oluştursunlar. Ama bunları henüz görecek en azından CERN'deki enerji seviyeleri yeterli değil. Aksiyon adı verilen başka bir parçacık var. Bu aksiyon bir sürü yerde karşımıza çıkıyor bizim kozmolojide. Temel parçacık fiziğinde de çıkar. Sicim teorisinde de bunlardan çok var. Bu aksiyonu bir tür Higgs'in kozmolojik arkadaşı gibi düşünebilirsiniz. Aksiyonun Higgs olup olamayacağına dair de çalışmalar var. Ama bu bir tür skaler alana karşılık gelen şey. Her neyse. Yani buradaki demek istediğim şey sadece dark matter için adaylar var. En azından ne olabileceğine dair aranan. Fakat bu tam bir bela. Bunun ne olduğu hiç belli değil. Bu üstelik buradaki dark matter gibi galaksilerin içinde ya da uzay boşluğunda herhangi bir yerde kümelenmiş madde enerji türüne de karşılık gelmiyor. Bunu nasıl düşünmelisiniz biliyor musunuz? Yani genel relativite çerçevesinde. Bu sahiden karanlık taraf. Bütün evreni bir sıvının doldurduğunu düşünün. Hala fena değil. Ama bu sıvı diğer bütün bildiğimiz maddelerden farklı olarak kütle çekim etkisi değil bir tür kütle itim etkisi gösteriyor. Şimdi bunu kabul edebilirsiniz. Böyle absürt bir şeyin olduğuna inanıp bunu arayabilirsiniz. Bununla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Ama bunun için başka alternatifler aramak da bence aynı derecede bilimsel anlamda önemli bir şey. Dolayısıyla buradaki durum şu aslında yukarıdaki resme bakınca, kozmoloji tarafına bakınca, 98 gözleminden sonra. Hayal kırıklığı gibi görünüyor çünkü %5'ini biliyoruz evrenin ancak. Ama öte yandan yani bir teori fizikçi olarak benim bakınca buraya gördüğüm şey burada daha çok iş var, bir sürü şey öğrenmek gerekecek falan gibi. Dolayısıyla çok çok sıcak bir alan burası. Sonlara doğru birkaç kez daha bu noktaya değineceğim ve de heyecan verici bir alan. Şimdi peki ne oluyor burada? Şimdi ilk bakacağım şey az önce onu özellikle vurguladım. Söylemiştim başlarken öyle hemen bitmeyecek diye. İlk önce bütün bu verileri içinde değerlendirdiğim teoriyi tekrar ele almak istiyorum. Acaba Einstein yanılmış olabilir mi? Ya da birkaç detayı gözden kaçırmış olabilir mi? Öyle diyelim. Bunun bir örneği var aslında. Kullanabilir miyim bunu? Tamam. Bunu şöyle söyleyeyim. Newton'un kütle çekim teorisinin en büyük başarısı aslında bunu biliyor musunuz? Neptün'ün varlığını keşfetmesi. Bu Neptün gibi bir şeyin varlığının bulunması Newton'un kütle çekim teorisi çerçevesinde bu teorinin Newton'un kütle çekim teorisinin en spektaküler başarısı. Çünkü şuna bakıyorlar. Bir sürü şeyi açıklayabiliyorlar. Dünyanın hareketi, ayın hareketi, bir sürü şey. 1687 bu arada kütle çekimin ortaya atıldığı tarih. Burada Neptün'ün
gözlemsel olarak görüldüğü zamanlar 1800'lerin sonları. Arada epey zaman var. Yani teori burada gözlemin sanki önüne geçmiş gibi görünüyor. Uranüs'ün yörüngesini inceliyorlar. Uranüs'ün yörüngesinde bir takım Newton kütle çekim teorisiyle açıklanamayacak şeyler görüyorlar. Teoriye güvenerek Uranüs'ün dışında bir tane gezegenin var olduğunu varsayıyorlar. Buradaki resimle karşılaştırırsak aslında bir tür dark planet ya da karanlık gezegen varsayımı yapıyorlar. Ve sonra teleskoplarını çevirip onun nerede olması gerektiğine dair araştırma yaptıkları zaman bingo, Neptün'ü görüyorlar. Bu gerçekten Newton'un kütle çekim teorisinin en büyük başarısı. Yani görülenleri açıklamasının ötesinde daha görmediğiniz, farkında olmadığınız bir şeyin olması gerektiğini de size söylüyor. Sonra ama işler devam ediyor tabii. Gözlemler, gözlem kabiliyeti artıyor. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen. Bütün gezegenlerimiz aşağı yukarı hep bir aynı eliptik düzlem üzerinde hareket ettiklerini varsayıyoruz. Fakat Neptün'de çok bariz göze çarpan bir şey var. Büyük ihtimalle Güneş'e en yakın gezegen olduğu için en fazla o etkileniyor. Neptün, Merkür'ün yörünge düzleminde presesyon adı verilen, yani her dönüşte tekrar aynı düzlem üzerinde kalmak yerine biraz şöyle yön değişiyor. Bak, ben böyle biraz abartarak tabii bunu gösterdim ama bu çok küçük bir etki. 100 yılda 42 arc second'lık bir düzlem kayması meydana geliyor. Bir yüzyılda. Kümülatif bir etki yani bu. Toplam gözlenen şey, bu arada özür dilerim bunu söylemem lazım. Toplam gözlenen miktar Newton'un kütle çekim teorisini kullanıp açıklamak için 560 arc second civarında. Güneş'in biraz basık olduğu, diğer gezegenlerin etkileri vesaire gibi şeyler hesaba katılınca ancak geriye bu 42 arc second'lık parça kalıyor. Yani %10'undan daha küçüklük bir parça. Bunu açıklamak için aynen Uranüs-Neptün durumunda olduğu gibi Merkür'ün içinde bir başka gezegen olabileceği varsayımını yapıyorlar. Bu meşhur Mr. Spahn gezegeni Vulkan. Öyle bir şey bulamıyorlar. Çünkü teleskopları zaten orayı yeterince inceleyebiliyor, görebiliyorlar. Ama böyle bir gezegen yok. O zaman şimdi iki şey var inanabileceğiniz. Tam buradaki gibi yol ayrımındayız. Ya gözlemlerimizi daha hassas hale getirip başka şeyleri görerek Newton'un kütle çekim teorisi sınırlarında kalıp hala bu gözlemleri açıklamalıyız, buradaki tutarsızlıkları açıklamalıyız ya da başka bir yol seçmeliyiz. O başka yolun adı genel relativite. Einstein'in genel relativite teorisinin ilk testidir bu, hemen hemen bilinen ilk hesap testidir diyebiliriz aslında. Presesyondaki o 42 arc second rakamını 100 yıldaki tam da 42 arc second olarak açıklıyor. Tam bingo, yani 12. Hedefi vurmakta. Dolayısıyla şimdi işler şöyle yürüyor. Burada gelmeye çalışacağım nokta bu. Bir sonraki şey için. Bunlar teori. Biz Einstein'in genel relativite teorisini reddetmiyoruz. Ama bunların bir sınırları var. Hep anlamlı bir örnek olması açısından derslerimde öğrencilerime de söylediğim bir şey var. Fotonun kütlesi var mıdır? Hepimiz fotonu kütlesiz diye kabul ediyoruz ya da alıyoruz ya da biliyoruz. Fotonun kütlesi için bir sınırımız var halbuki. Fotonun kütlesinin bugünkü gözlemler çerçevesinde 10 üzeri eksi 54 gramdan daha az olması lazım. Bilim sınır koyuyor. Bilim gördükleriniz için bir çerçeve çiziyor. Bunları açıklıyorum. Bunları açıklayabilirim de açıklamayabilirim de. Başka gözlemlerle desteklemeniz lazım ya da zaman zaman makas değiştirmeniz lazım diyor. Buradaki durum, bu Merkür'ün presesyonu meselesindeki durum işte bu. Burada yeni bir yol seçiyordu o. Genel relativite teorisini görüyoruz orada ortaya çıkışında. Ve o bir sürü şey açıklıyor. Fakat şimdi belki de gene ona benzer bir dönemdeyiz. Ya bir önceki durumdaki gibi dark planet, başka bir dark planet varsayımını kabul edip bütün buradaki hala teoriye güvenebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki belki de gene bir yol ayrımına gelmiş durumdayız. Belki de genel relativite teorisi bizim güneş sistemimiz içinde veya vesaire yerlerde Einstein'ın formüle ettiği gibi olabilir. Ama az önce baktığımız 100 megaparsek sonuçta başka bir sınıra gidiyoruz. Başka bir duruma gidiyoruz. Oralarda belki formunda bir değişiklik olmuş olabilir. Belki de başka bir tür kütle çekim teorisine ihtiyacımız var. Bu alttaki ikinci madde olarak yazdığım şey bu. Alternatif kütle çekim teorileri. Ben şu anda hali hazırda aşağı yukarı bunlar üzerinde çalışıyorum. Bir altta da gene tekrar sicim teori kökenli erken evren modellerini yazdım. Bu sicim teori tabii bir tür kuantum gravitasyon teorisi olduğu için en sonunda eğer yapabiliyorsa
bugün gördüğümüz teorileri de bir şekilde belli limitlerinde veriyor olması lazım. Dolayısıyla o ilk halinden başlayıp hangi tür gravitasyon teorileri ortaya çıkmış olabilir, bunlar üzerinde çalışmak gene ilginç bir şey. Onların bugün evrilmiş olabilecekleri, uzunluk ölçeklerindeki farklılıkların neler olduğunu görmeye çalışmak gene ilginç bir şey. Bunlar bu alttaki iki şey, alternatif kütle çekim teorileri ve sicim teorik kökenli erken evren modelleri bugünkü aktif araştırma alanlarından birkaçı. Tabii daha radikal şeyler de olabilir. Bu az önce bahsettiğim önemli bir nokta bu. Çünkü bu büyük ihtimalle 1970'li yıllarda problem olarak görülen bir şey değildi. Bilgimizin sınırları ve gözlemsel verilerimiz arttıkça problemlerin kendileri de form değiştirebiliyorlar. Mesela o size gösterdiğim kozmik arka alan ışınımı resminde iki nokta arasındaki sıcaklık farkı virgülden sonra 5. basamakta ortaya çıkıyor. Yani 2, 7 falan filan gidiyor. 4. 5. basamakta bir farklılık var. Şu kabulü yapmak sizin elinizde. Gökyüzünde iki nokta alıyorum. Bir tanesi bu tarafta olsun, bir tanesi bu tarafta olsun. Ve şunu biliyorum. Bugünkü bildiğim teoriler çerçevesinde bu iki noktanın evrenin tarihi süresince birbirleriyle etkileşmiş olmaları mümkün değil. Ama aynı sıcaklıktalar. Aynı sıcaklığa gelmek bizim için fizikte denge durumu demek. Denge durumu için nesnelerin etkileşmesi lazım. Hepsinin sonuçta aynı duruma aşağı yukarı gelmiş olmaları lazım. Dolayısıyla şu varsayımı yapabilirsiniz ki bu uzun yıllar yapılmıştı 1980'lerin başına kadar. Evren aşağı yukarı aynı tek düze sıcaklığa sahip. Niye? Öyle. Düz olması da benzer şekilde. Yani öyle. Evren düz geometriye sahip. Fakat enflasyon modeli denilen bir model 1980'lerde, başka şeyleri açıklamak için ortaya atılan model, bütün bu problemlerin hepsini başka bir duruma evrildi. Bugün enflasyon modeli erken evrende büyük ihtimalle büyük patlamadan 10^-35, 10^-36 saniye sonra olduğu düşünülen bir ara aşama bu. Siz ne yaparsanız yapın, evrenin illaki düz olması gerektiğini, yani öklidiyen geometriye sahip olması gerektiğini söylüyor. Ve o iki noktanın evrenin tarihi yaşı boyunca birbirinden haberdar olmaması gereken ama ilginç şekilde sıcaklıkları aynı olan iki noktanın sıcaklıklarının niye aynı olabileceğini de açıklayabiliyor. Bu dediğim şeyler 1980'lerde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 70'lerde problem olarak görülmeyen bir şey ya da en azından formüle edilme şekli ifadesi farklı olan bir şey 1980'li yıllardan itibaren başka bir forma evriliyor. Dolayısıyla bir durum burada şu olabilir. Bu diğer gözlemler ya da başka şeylerle bugün problem diye açıkladığımız şeyler, işte mesela geometrinin kuantize edilmesi, ilk başta söylediğim şey. Bu problem belki başka bir yere evrilecek ya da başka bir şey olacak. Ya da alttaki gibi yani meşhur Thomas Kuhn'un tabiriyle bir tür paradigma değişimi ya da buna benzer bir şeyle karşılaşacağız. Ki bu aslında kendinden önceki dönemdeki bir sürü şeyin farklı olması anlamına geliyor. Bunu şeyde söylüyorum. Elektromanyetik teori dersinde öğrencilerime hep anlatıyorum. Mesela Maxwell'in elektromanyetik teorisi gerçekten bir paradigma değişimi. Çünkü kendinden önceki dönemde ortaya çıkmış bütün verilerin açıklanma şeklini ya da formülasyonu tamamen değiştiriyor. Yani Maxwell'in ilk makalelerinde 1860'ların başında yazdığı makalelerdeki formülasyona bugün bir elektromanyetik teori dersini AA alarak geçmiş öğrenciye gösterseniz hiçbir şey ifade etmeyecektir büyük ihtimalle. Paradigma değişimi dediğim şeyler bu türden şeyler. Yani çok radikal bir değişiklik meydana geliyor formülasyonda. Buna benzer bir dönemde olma ihtimalimiz yüksek. Bilmiyorum, o kadar iddialı konuşamam tabii böyle bir dönemde miyiz diye ama en azından böyle bir duruma karşılık geliyor. Şimdi burada bitireceğim tabii. Kendi öğrenciliğim ve doktora yaptığım yıllar boyunca şeyin özlemini yaşamıştım. Keşke 1900'lerin başında yaşasaydım. Ne heyecanlı bir dönemmiş. Bir sürü treni kaçırdık falan yakalamayı diye. Yani o dönemde yeni bulunan şeylerin olduğu dönemde. Çünkü aklıma ne gelse relativite işte 1900'lerin 5-1915, kuantum mekaniği 1900-1920, etkileşmeler, standart model 1960'lar 70'ler falan. Hiçbir şey kalmamış. Yani sadece öğreneceğiz herhalde. Başka bir şey kalmadı gibi görünürken o 1998'deki accelerated expansion ya da ivmelenerek genişleme gözlemi işleri bir anda değiştirdi. Dolayısıyla bence bunların açıklanması ile ilgili hem eğer öyle karanlık bileşenler varsa özelliklerini anlamak açısından hem yeni teorilere yönelmemiz gerekiyorsa bunlar açısından bence çok heyecanlı bir dönemdeyiz. Alttaki şey biraz
Bazen oluyor. O, ben de aynı ümitsizlik demeyeyim de rahatsızlığa kapılıyorum. Ülkemizde bu tür şeyleri bilen insanların bir araya gelip ortak araştırmalar yapabileceği, tartışabileceği büyük enstitüler ne yazık ki yok. Öyle büyük eğitim kurumları üniversiteler de yok. Ne yazık ki. Biz gene bunların iyi olanlarından birinin içindeyiz. Ancak öte, yani bu biraz insanda şöyle bir umutsuzluğa yol açıyor. Bizim bu tür şeylere zaten olabilecekse bile ne kadar katkımız olabilir ki diye. Ama öte yandan işler öyle değil. Herkes bir katkıda bulunabilir. Çok da saçma sapan şeyler de bu saatte söylemek istemiyorum. O yüzden devam etmeyeceğim ama ümitsizliğe kapılmadan bence elimizin altında ulaşabileceğimiz her türlü kaynak var. Sadece mesele biraz enerjimizi nasıl yoğunlaştırdığımız. Saçma sapan işlerden kendimizi sıyırıp bu işlere yönelip yönelemeyeceğimiz. Onun için şikayet etmek konusunda sakın ha diyorum genç arkadaşlar. Hiçbir şey için şikayet edecek durumda değiliz. Yani şikayet edilebileceğini düşündüğümüz her noktayı biz kendimiz üzerine giderek bir sonraki aşamaya şikayet edilmeyecek noktaya getirmek zorundayız. Yoksa yani şikayet etmeye kalktın mı bu çok korkunç bir döngü. Her şeyden şikayet etmeye başlıyorsunuz. Tatsız bir hayat oluyor. Öyle değil. Burada yapılabilecek çok şey var. Elimizin altında internet var. Bir sürü yayını takip edebiliyoruz. Bir sürü şeyi görebiliyoruz. İcap ederse kendi yazdığımız projelerle bu çalışmaların yapıldığı yerlere gitmek için şartlarımızı da zorluyoruz. İcap ederse bence yapılması lazım. Cebimizden para harcayıp bunlar için ne yapılması gerekiyorsa yapmak da bizim görevlerimiz arasında gibi geliyor bana. Onun için takip edebilmek için çok çalışmamız lazım. Bence çok çalışmamız yeterli. En azından birisi bir şey bulursa bunları içeride aktarmak için, ne bulunduğunu anlatabilmek için, gelişmeleri tam manasıyla takip edebilmek için bu durumda olmamız lazım. Yani kendimizi bir tür fit tutmamız gerekiyor bu konuda, buradaki çalışmalarla ilgili. Son slide'de ne koyduğumu hatırlamıyorum. Bu kadarmış. Bitti. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Sesim duyuluyor mu? Ben duyuyorum. Öncelikle konuşmanız için teşekkür ederim. Güzel konuşmaydı. Fakat maalesef değinmediğiniz birçok konu gördüm. Bunlarla ilgili birkaç soru soracaktım. Aslında tam olarak 3 tane soru soracaktım. Tamam. Şöyle yapalım. Sorularınızı alayım. Kısa sürede cevap verebileceğim hemen şeylerse söylerim. Yoksa belki konuşmadan sonra. Biz yani sizin ilgi alanınıza göre, merakınıza göre konuşabiliriz. Olur mu? Hepsini ardı ardına mı sorayım? Ardı ardına sorun bence. Tamam. İyi durumda hepsine birden aynı anda cevap verebilirsem süper olur. Birincisi, daha 4 yıl önce 2015'te kütle çekim dalgalanmaları gözlemlendi. İlk defa. Bunlar hakkında hiç bahsetmediniz. Bu dalgalanmalardan dolayı negatif kütlenin var olduğu yorum hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum, öyle bir şey yok. Orada yani negatif kütle ile ilgili bir şey yok. Dalgalanmalardan dolayı negatif ve pozitif kütle yorumunu hakkındaki fikrinizi sormak istedim. Tamam. Başka? Yani sadece hayır mı diye mi cevap veriyorsunuz? Negatif kütleyle ilgili orada herhangi bir şey yok. Gravitasyonel dalga şöyle bir şey. Büyük ihtimalle modern fizik dersinde ilk bu Bohr postülalarını gördüğünüzde şöyle bir şey duymuşsunuzdur. Herkes için söylüyorum. Normalde bizim klasik teoriler çerçevesinde, mesela klasik elektromanyetik teori çerçevesinde beklentimiz şu. Bir elektron çekirdeğin etrafında sabit hızla bile, hız büyüklüğüyle bile dolaşıyorsa bunun bir merkezcil ivmesi var. Merkezcil ivme demek, bu hareket eden parçacığın, yüklü parçacığın ivmeli hareket ettiği için radyasyon yayması gerekiyor demek. Bunun sonucunda da şöyle bir şey bekliyoruz aslında klasik elektromanyetik teoriye göre atomun davranışında. Çok kısa sürede bu adamın bir spiral down yapıp bunun üzerine çökmesi lazım. Bu süre 10^-10 saniye falan. Fakat bu görülmüyor böyle bir şey. Onun için de işte Bohr'un ilk postülaları, sonra kuantum mekaniği yasaları falan. Buna benzer bir durum. Gravitasyonun etkisi çok küçük olduğu için elektromanyetik etkileşmelerle karşılaştırıldığında 1960'lardan beri çeşitli gözlem yöntemleri önerilen ama bir türlü görülemeyen bu gravitasyonel dalga beklentisi benzer sistemlerde aynı şekilde iki tane nesne birbirinin etrafında dolaşıyorsa aynı elektronun orada yaptığı gibi bir tür gravitasyonel dalga
yayıp, radyasyon yayıp bunun da buna yaklaşması gerekiyor. Biz bu etkiyi niye mesela Dünya Güneş'in etrafında dönerken görmüyoruz? Çünkü o kütlelerle karşılaştırdığınızda yayılan enerji çok az. Aşağı yukarı 50-60 wattlık bir ampulün bütün yıl açık bırakıldığı zamanki kadar bir enerji. Dolayısıyla bunun doğrudan yörünge üzerinde bir etkisini görmüyoruz. Ama iki tane mesela 30 güneş kütlesi, 40 güneş kütlesi büyüklüğünde nesne birbirinin etrafında dönüyorlarsa, bunun örnekleri var. İkili yıldız sistemleri deniyor bunlara. Hatta fizik bir dersinde öğrencilerimize bazen sınav sorusu olarak da soruyoruz. Bunlar etraflarında dönerken daha anlamlı bir sürede birbirleriyle birleşip büyük bir etrafa en azından diğer durumlara göre gravitasyonel dalga yayabiliyorlar. Bu gravitasyonel dalgayı bu arada dünyada görmemizi sağlayan şey mesela uzunluk olarak farklılıkta 1 metrenin 10 üzeri 21'de 1'i kadar yani 10 üzeri eksi 21 metreyi ölçebilecek bir tür deneysel hassasiyete ulaşmamızla mümkün oldu. Ama bu Einstein'ın en doğrulanması bu hafif etkisi yüzünden yani çok nasıl diyeyim çok zayıf etki yüzünden gözlemlenmesi beklenmeyen sonuçlarından bir tanesiydi. Zaten bilinen bir şeydi. Burada negatif kütleyle ilgili herhangi bir çıkarım ben bilmiyorum, görmedim de. Yani negatif kütlenin olması gerektiğine dair bir şey görmüyorum. Bildiğimiz iki tane kütlenin birbirleri etrafında dönüp birleşip genel relativite çerçevesinde bir araya gelmesi ve bunun etrafa yaydığı elektromanyetik dalgaya benzer gravitasyonel dalga. Tamam, teşekkürler. Çok önemli bir veri. Bu gerçekten bizim teknolojik sınırlarımızı öne taşıyan bir şey ama doğrudan burada kozmolojiyle alakalı olmadığı için kullanmadım. Çok önemli. 2015'te gözlemlendi, 2016'da duyuruldu, 17'de hemen Nobel ödülü aldılar zaten. Çok zordur böyle bir şey. Evet. İkinci sorum, bu yeni bir yeni birkaç gözleme dayanarak uzayın tam olarak düz değil de ufak bir hata payıyla hiperbolik olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet, var öyle bir şey. Biraz doğru. Bahsedebilir misiniz kısaca? Ben tam uzayın geometrisinin öklidiyen olduğunu kabul ettim. Bu bizim gözlemlerimizi değiştirebilecek bir şey değil ama erken evren modelleriyle ilgili birkaç farklılık yaratabilecek bir şey. Açık ya da kapalı evren modelleri, yani bir sonuçta burada bir ölçüm yapıyorsunuz. Yani orada bahsettiğim hani o omega parametresi vardı ya, eşittir bir yazan düz evet. Geometrinin yanında. O tam bir değil. 1,00000 bir şey. Dolayısıyla oradaki farklılık bir tür sınıra karşılık geliyor. Buradan da bir varsayımla şunu söyleyebilirsiniz. Artı eksi açık bir evren ya da kapalı evren ama düze çok benzeyen bir evren içinde yaşıyor olsak bunun sonuçları ne olur? Görünüşe göre burada benim bahsettiğim kozmolojik modelden çok farklı en azından bizim gördüğümüz bir sonuca ulaşmıyoruz. Ama sonuçta yani bilimsel olarak kabul edilebilir bir çalışma alanı bu. Olabilir. Evrenin genişlemesi konusunda konuşmak istiyorum. Bir soru sormak istiyorum. Evren genişlemesinden kastımız tam olarak bize gelen elektromanyetik dalgalardan mı sadece anlıyoruz? Evet. Yoksa başka bir kanıtımız daha var mı? Yoksa elektromanyetik dalgalardan, ışıktan alıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Eğer ki uzaklarda galaksilerin uzaklaştığını görmeseydik bu evrenin yine genişlediğini kanıtlayabilir miydik? Yoksa tanımımız tamamen buna mı dayalı? Şimdi birincisi o tür gözlemlerden. Yani seçtiğiniz işte standart mum denilen ya da ışık kaynaklarının hareketlerinden, bunların bizden uzaklaşmasından ulaşıyoruz. Ama o az önce bahsettiğim resmin içinde evrenin genişlemesi ya da daralması gibi etkiler oradaki sıcaklık dağılımını da etkiliyor aynı zamanda. Dolayısıyla kozmolojide veriler çok birbirlerinin içine girmiş durumdalar. Ana fikir uzaklaşan nesnelerin olduğunu görmemiz. Onlardan gelen ışık, elektromanyetik dalganın kırmızıya kaymasından kaynaklanıyor. Aynı Hubble'ın yaptığı gözlemlerdeki gibi. Ama bunun aynı zamanda diğer taraftan gelen o çok hassas gözlemlerle de tutarlı olması gerekiyor. Tam tutarlı değiller. Bazı noktalarda tutarsızlık var. Yani mesela Hubble parametresi diye bu genişlemeyi karakterize ettiğimiz bir sayı var. O sıcaklık dağılımı haritasından elde ettiğiniz Hubble parametresinin değeriyle genişlemeden elde ettiğiniz Hubble parametresinin değeri arasında bir fark var. Çok büyük bir fark değil. Ama 10 yıl önce de bu fark vardı. Zamanla yani o orada gösterdiğim WMAP ya da Planck uydularından alınan daha hassas verilerle o makasın daralması bekleniyordu. Hiç daralmadı. Bugün kozmolojideki çalışma alanlarından bir tanesi bu. Genişlemeye dair pek şüphemiz yok ama nasıl genişlediği ya da içeriği tam olarak henüz galiba anladığımız bir şey değil. Bunu söyleyebilirim. Tamam, teşekkürler. Bir şey değil.
Arkada bir arkadaş var galiba ya da bilmiyorum. Evet, sen. Hocam ben bu düz evren modeliyle ilgili hani biraz daha detaylı açıklama rica edecektim sizden. Şimdi böyle şekillerde görünce sanki iki boyutlu ve dikdörtgenmiş gibi evet. algılanıyor ama hani burada kastedilen ışığın lineer ilerlemesi doğru. anladığım kadarıyla. Aslında her uzayda lineer ilerliyor da hani buradaki burada lineerlik uzaydaki bizim şu anda burada mesela bir feneri yakıp sizi tutsam onun evet. geldiği gibi olacak şekilde demek. Ha. Bu modellenirken hani böyle iki boyutlu çizimlerle gösterilince hani düz dünyacılardan sonra bir de düz evrenciler çıkmasın. Hani orada bir algıda karışıklık oluyor gibi. Yani burada üç boyutlu ve çok hani boyut anlamında bir fark yok değil mi burada? Evet yok. Sadece şekli burada çizmeyle alakalı. Başta bir şey söylemiştim. O sırada burada mıydınız bilmiyorum. Bu Kaluza-Klein teorileri, beş boyutlu evren modelleriyle ilgili. Biz hemen tabii zihnimizde canlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü algılarımızın içinde evrildiği bir evren var. Orada gözümüzde bir takım nesneler var. Onlarla kıyaslayınca hemen bir şey kafamızda canlandırmak istiyoruz ama bu teorik fizik öyle bir şey ki bir noktadan sonra canlandıramayacağınızı anladığınız zaman sizin için matematiksel denklemler ortaya çıkmıyor. Yani onun için 5. boyut ortaya çıkınca aman canım 6. boyutta olur resmi de çizerken 2 boyutlu çizi veririz falan demek çok rahatsız edici olmuyor. Ama mesele ana fikir şu az önce söylediğim gibi yani 100 megaparsek kenar uzunluklu üçgenler çizseniz bunların iç açılarının toplamının 180 olacağı. Yani Öklidyen geometrinin kurallarına uygun bir evrende yaşıyor olduğumuz. Büyük ölçekte ama. Büyük ölçekte. Yani mesela bizim güneş sistemimiz için de durum böyle değil. Orada daha başka bir şey oluyor. Ha? Yani bunu öyle anlamak lazım. Resimler böyle yani şey siz bir şey demeden de düz dünyacılar ortaya çıkıyor. Ona benzer şeyler ortaya çıkıyor. Onun için yapacak bir şey yok. İnşallah çıkmaz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Birkaç tane sorum vardı ama öncelikle sicimler dalga fonksiyonunu nasıl açıklıyor yani sicim teorisiyle bunu merak ediyorum. Bir sürü şekilde. Evet. Onun için dedim zaten birden fazla tutarlı model var hangisini seçeceğimizi bilmiyoruz. Peki sicimler peki kara deliklerin oluşmasını yani bütün bir yıldızın kütlesini neredeyse tek bir noktaya çökmesini nasıl açıklıyor? Çökme olayını açıklamak çok dert değil. Onu zaten aşağı yukarı biliyoruz. Sadece bir kara deliği karakterize ederken kullanılan 3 tane büyüklük var. İçine ne giderse gitsin en sonunda ortaya çıkan 3 tane şey var. Bir de bu kara delikler kendi içinde bir tür termodinamik yasalar grubu sağlıyor. Ama bizim fizik yasalarından bildiğimiz termodinamik istatistiksel mekanik yaklaşımın ortalama sonucu olarak ortaya çıkması gereken bir şey. Dolayısıyla mesela bir kara deliğin sıcaklığı diye bir şeyden ya da entropisi diye bir şeyden bahsederseniz onu oluşturan kara deliğin içindeki durumlar diye bir şeyden de state'ler diye bir şeyden de bahsedebilmeniz lazım. String teorinin aynı az önce söylediğim Uranüs-Neptün meselesindeki gibi bana kalırsa en spektaküler başarısı 90'lı yılların sonunda bu kara deliklerin durum sayısına dair bir model ortaya atabilmiş olması. Yani o sıcaklık fonksiyonlarına ya da entropi durumuna karşılık gelecek bir kara deliği sicim teorisi lisanı içerisinde belli bir grup objenin konfigürasyonu olarak düşünürseniz oradaki ortaya çıkan durumlarla açıklayabileceğiniz bir şey. Bu şu anda bildiğimiz klasik teorilerle yapılabilen bir şey değil. Zaten bir tür kuantum gravitasyon teorisi bunun için yazmak lazım. Kara delik çöktükten sonra bunun nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için. Bu açıdan önemli. Ama yani sonuçta sicim teorisi dediğim gibi başta söylediğim gibi hem deneysel olarak doğrudan gözlemlenebilecek ya da doğrulanabilecek bir teoriye şu an için benzemiyor. Hem de birden fazla altyapısında aynı eşdeğerlik ilkesi gibi bir temel prensip olmadığı için hangisini seçeceğimizi alacağımızı bilmediğimiz bir modele karşılık geliyor. Oysa yani bir şey söyleyemem ama sicim teorisinde düşündüğümüzden daha fazlası için yer var. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu arada bir arkadaş vardı şurada. Evet. Merhabalar. Adım Mehmet Han, soyadım Özerdem. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim sorum şuydu. Ya Merkür eliptik bir yörünge izliyordu. 42 derecelik bir sapma şey vardı. 42 arc second. Değil mi? Derece çok büyük. Evet, derece saçma oldu. Genel görelilik teorisi vardı Einstein'ın. O tutarlıydı. Yani o ölçülebiliyordu. Evet. Peki bu yani ölçülüyordu. Yani bunun sonucu vardı. 100 yıllık bir gözlem sonucunda. Tabii bu çok inanılmaz bir şey. Peki bu kuantum mekaniğinde bir elektron aynı zamanda farklı yerlerde de bulunabiliyordu. Öyle bir şey duydum.
Yani şu anda öyle görünüyor. Evet. Evet, peki öyle görülüyor. Bunun ispatı nedir peki? Yani böyle 100 yıllık bir gözlemle genel görelilik ispatlıyor. Bununki nedir? Bu şöyle. Şimdi bakın, burada önemli bir nokta var aslında bizim üstünde konuşmamız gereken. Felsefecilerin bir tür ontolojik gerçeklik dedikleri şey. Yani bizim açıklamalarımız, matematiksel yaklaşımımız, denklemlerimiz olayların ne olduğunu anlamamızı sağlıyor. Yani işte elektronun herhangi bir anda, herhangi bir yerde ölçüm yapıldığı zaman sıfırdan farklı bir olasılıkla aynı benzer sistemler için bulunabilmesi varsayımı kuantum mekaniğinin temelini oluşturuyor. Bunu kabul edip etmemek başka bir şey. Gerçekte durum böyle midir demek başka bir şey. Ama bu bildiğimiz anlamda kuantum mekaniği formülasyonuyla işte etrafımızdaki bütün elektronik teknolojisi, transistörler falan filan gibi şeylerin hepsi çalışıyor. Dolayısıyla en azından matematiksel bir model olarak bunu kabul ediyoruz. Ama Einstein'ın kendisi de elektronun aynı anda birden fazla yerde bulunması ya da temel, hep anlattığım örnek budur. Yani 5 tane tenis topu alın, aynı yerden aynı hızla karşıdaki duvara atın. Hepsi aynı şekilde geri dönecektir. Şimdi bunun kuantum mekaniksel versiyonu bu dönemin, deneyin. 5 tane elektron alın elinize. Bunları aynı şekilde, aynı yerden aynı şekilde harekete başlatın. Karşıdaki duvara atın. Bunların bir kısmı duvarın öbür tarafına geçecek, bir kısmı geri gelecek. Üstelik daha da beteri, hangi ikisinin öbür tarafa geçip hangi üçünün geri döneceğini de bilmiyorsunuz. Bir deney yapıyorsunuz, ilk iki tanesi öbür tarafa geçiyor. Bunu yani metaforik bir anlatım olarak söylüyorum bunu. Bazen son üç tanesi dönüyor, bazen aynı sistemle deney yaptığınız zaman birinci ve sonuncu öbür tarafa geçiyor, iki, üç, dördüncüler geri dönüyorlar. Bu olasılıklı yapı ya da ihtimalli yapı, klasik fizikte bizim alışkın olduğumuz deterministik yapıya göre rahatsız edici bir şey. Hiçbir alakası yok zaten. Ediyor. Ama bu formülasyon çalışıyor. Şimdi bunu görüp biz şu kabulü yapabilir miyiz? Elektron gerçekten her yerde var olduğunu düşündüğümüz bir nesne gibi midir? Yoksa henüz bir önceki tarafa, işte ilk slaytlara gidersek, daha aslında gördüğümüz şeylerin bir tür sınırlarından bahsediyoruz, limitlerinden bahsediyoruz. Acaba daha tam teorilere sahip olmadığımız için böyle bir yaklaşık ortalama resim görüyor olabilir miyiz? O yüzden elektronun hareketini tam bir noktasal parçacık olarak açıklayamıyor olabilir miyiz? Onun için bir şey söyleyemem. Ama kuantum mekaniği çalışıyor. Bu kabulü yapıyoruz. Çok rahatsız edici. Beni de rahatsız ediyor. Ama yapacak bir şey yok. It works. Abi çok teşekkürler. Merhabalar, ben İdris Albayrak. Sunumunuz için teşekkür ederim hocam. Ben Ekim'de Türkiye'nin ilk uzay seyahat ajansını kurdum. Arka planda da kozmik, yani kozmoloji ve kara deliklerle ilgilenmek istiyorum. Önerebileceğiniz kitaplar nelerdir? Bunları nereden temin edebiliriz? Konuşmadan sonra hepsini size söyleyebilirim. Teşekkürler. Hocam, buyurun. Hocam çok kısa iki soru. Gece kaçak çalışıyor dediniz. Kaçak. Çocuk yattıktan sonra. şöyle, öyle dediğiniz için. Masada ne var şu anda? Yani ne çalışıyorsunuz? Kısaca onu söyler misiniz? Yani gittiğimizde baksak orada masanıza ne göreceğiz? İki, öğrenci sayınız kaç tane? Yani kaç öğrenciniz var? Yüksek lisans doktora ilgili. Evet. Tamam. Hocam ben sizle şu konuda çalışıp şu denklemlerin içine girmeye istiyorum. İşte sizle demin konuştuğunuz gibi konuşmak istiyorum. Kahve içerken, çay içerken, yemek yerken. Evet. İki küçük soru. Evet. Alternatif gravitasyon teorileri üzerine çalışıyoruz şu anda. Bu bahsettiğim hani o az önceki şeydeki slide'daki tekerrürün hemen altındaki bölümde. Belli bir tür model üzerinde çalışıyoruz. Bu hala noktasal parçacık sistemleriyle uyumlu olan bir türden sistem. Bunu çeşitli şeylere uyarlamaya çalışıyoruz. Çok şanslıyız bir kere. En son yaptığımız çalışma nötron yıldızlarıyla ilgiliydi. Etrafımızda Yavuz Hoca gibi nötron yıldızlarından anlayan birisi olunca mesela doğrudan kozmolojiden kopup bazen böyle astrofiziksel nesnelere de bakıyoruz. Aynı teoriyi nötron yıldızı gibi astrofiziksel nesnelerde ne tür şeylere yol açtığına bakıyoruz. Sonra aynı teoriyi alıp bu sefer erken evren dönemine uyguluyoruz. Oradan aldığımız verilerle buradakiler arasında ya da parametreleri arasında bir tutarlılık, tutarsızlık var mı onlara bakmaya çalışıyoruz. Ne aşamada bunlar birbirleriyle uyuşur diye. Yani temel olarak yaptığımız şey bu tür alternatif kütle çekim teorilerinin çeşitli sistemlere, çeşitli evrenin dönemlerine uyarlanması. Başlıca erken evren, geç evren ya da işte bildiğimiz anlamda yakınımızda Yavuz Hoca olduğu için, işte sinem olduğu için falan yani onların yardımıyla biraz datayı nasıl kullanacağımızı öğrenip nötron yıldızlarının yapısının nasıl olabileceğine bakmak. Kaç kişi çalışıyor bu konuda? Şimdi, siz dahil? Ben dahil. Normalde benim aslında 3-4 yıl önceye kadar planım ve niyetim her zaman şöyleydi.
Yani az önce başta bir şey söyledim, hani seçim teorisi konusunda çalışmak biraz zor çünkü etrafta bunlarla ilgili tartışabilecek kimse yok doğru düzgün diye, ama ben kendim de ne yazık ki biraz münzevi çalışmaya alışık birisiyim. Yalnızsam daha tercih ediyorum bunu yapmayı. Onun için de hep bir öğrenci şeklinde gitmeyi düşünüyordum. Fakat çok şanslı bir döneme denk geldim. Şu anda galiba 5 öğrencim var. Hepsi de birbirinden değerli. Çok çalışkanlar, çok gayretliler. Onlara güvenerek... Yani bana kalırsa, yani bu soruyu bana 3-4 yıl önce sorsaydınız 2 öğrenciyi geçmem derdim aynı anda çalışmak için. Çünkü öğrenci yetiştirmek başka bir şey gerçekten. Yani pek çok şeyle ilgilenmek gerekiyor. Hem mentorluk yapmanız gerekiyor onlara çalışmalarında, araştırmalarında, ama bana kalırsa başka şeyler konusunda da Türkiye şartları vesaire gibi şeyleri düşününce başka yönlerden de onları desteklemek lazım. En azından yol gösterebilir olmak lazım. İşte bizim buradaki Türkiye'deki aile şartlarımızı falan düşününce ben kendi enerjimin, vakit ayırabileceğim dönemin, zamanın 2 öğrenciden fazla olmayacağını düşünüyordum. Sadece öğrencilerime güvenerek şu anda böyle bir 5-6 öğrencilik bir gruba sahibim. Çok mutluyum. Onlar çalışıyorlar. Ben onlara bir şey söylüyorum. Sağ olsunlar. Hiç bir dediğimi iki etmiyorlar. Hemen koşturup yapıyorlar. O yüzden kendi sınırımın ötesinde bu kadar öğrencim var. Bir şey söyleyeyim. Yurt dışında bu işler gördüğüm kadarıyla gittiğim zaman muazzam bir şirket gibi çalışıyorlar. Ne yazık ki bizim öyle bir kültürümüz yok. Ne yazık ki öyle bir kültürümüz yok. Yani başta bir hoca oluyor. Onun altında birkaç tane postdoc oluyor. Doktor öğrencileri oluyor. Daha alttaki yeni gelen öğrenciler oluyor. Bunlar böyle şirket gibi herkes bir iş bölümü yapıp işte gayet kotarıp götürebiliyor. Dolayısıyla siz aynı anda bir sürü şeye enerjiniz ve bilginiz varsa bulaşabiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Ne yazık ki bizde durum öyle değil. Az önce bahsettiğim işte şanssızlığımız biraz burada giriyor. Böyle bir araştırma kültürüne ne yazık ki ülkede sahip değiliz. Ben İTÜ Fizik Mühendisliği'ndeki kozmoloji çalışan arkadaşlar yüzünden sahiden yani bunu sakın yani anlamsız bir altı doldurulmamış övünç kaynağı gibi düşünmeyin. Kendimi de kenarda bırakarak çok değerli kozmoloji konusunda çalışan arkadaşlar var. Bana kalırsa şu anda bu konularda Türkiye'de çalışan en güçlü grup biziz. Ama kaçınız birbirinizle çalışıyorsunuz ya da birbirinizin yaptıklarından tam manasıyla haberdarsınız derseniz o kültürden gelmediğimiz için öyle bir şey yok. İşte yemekte konuşuyoruz. Bazen çok bir şey olursa konuştuğumuz şeyler devam ederse ortak araştırmaya yönelebiliyoruz. Benim Yavuz Hoca ile ortaklığım asistanlığımızdan kaynaklanıyor. Öğrenciliğimizde Boğaziçi'ndeyken aynı odayı paylaştık çok uzun yıllar. Onun için onunla hukukumuz başka türlü. Çok kolay hemen aynı şeylere yönelebiliyoruz ama onun dışında çok zor. Ne yazık ki böyle bir iklim. Bunun için yapacak bir şey yok çok fazla galiba. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba hocam, biz Boğaziçi Üniversitesi, ben de arkadaşlarım. Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü Astronomal Kurulu olarak temsilen geldik buraya. Hoş geldiniz. Bizi davet ettikleri için de İTÜ Astronomi Kulübü'ne ayrıca teşekkür ediyorum burada. Soruma geçecek olursam, iki bölümden oluşuyor. Bizim evren diye tanımladığımız şey sadece madde ve enerjiden mi oluşuyor? Yoksa biz bunun içine boşluğu da dahil ediyor muyuz? Eğer boşluğu dahil ediyorsak evren neyin içinde genişliyor? Evren neyin içinde genişliyor sorusu şu an için bizim açımızdan bakarsak bilimsel değil. Sadece bilimsel olarak gördüğümüz şeyler konusunda konuşuyoruz. Çok bir örnek vereyim. Galiba dün konuşmuştu burada Celal Hoca'dan dinlemiştim böyle bir örneği. Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Dünya düzdür. Bu saçma ama bilimsel bir öneri. Bilimsel olmanın bir takım önemli şeyleri var, koşulları var. Sonuçta deney önemli bir bu konuda hakem. Söylediğiniz şeyin bilimsel olup olmaması açısından. Dolayısıyla herhangi birisi kendine güvenip, yüzünü kızartıp dünya düzdür diyebilir. Bu bilimseldir aptalca olmasına rağmen. Çünkü hemen bir uzay mekiğiyle dünyanın dışına çıkarsınız, fotoğrafını çekip gelip adama gösterirsiniz. İnanır ya da inanmaz. Bunun üstüne başka komplo teorileri kurabilir. Öte yandan dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Çünkü bunu gözle görülmeyen varlıklar döndürüyor. Derseniz haklı olabilirsiniz. Ama bunu test edecek bir deney öneremedikçe, bir hakem olmadıkça bu doğru, bilimsel kabul edilmez. Doğru demeyeyim, özür dilerim. Tamam? Dolayısıyla buradaki durum o. Şimdi evrenin neyin içinde genişlediğine dair bir varsayımda bulunabilmemiz için bununla ilgili bir fikrimizin olabilir. Onu aynı zamanda deneyecek bir deneye de, deney tasarlamaya da ihtiyacımız var. Şu anda böyle bir şey olmadığı için sadece gördüğümüz evrenle ilgilendiğimiz için, üstelik gördüğümüz evrende
Büyük evrenin ne kadarı, birden fazla evren var mı? Bunları da bilmiyoruz aslında şu anda. Sadece bunlar var olan teorilerin olabilir dediği şeyler. Ama bilimsellik sınırları içerisinde olduğu için bunları kabul edebiliyoruz. Bunların hepsinin birbirinden farklı gözlemsel sonuçları olabilir. Mesela bir iddia 2014-2015 döneminde o gösterdiğim sıcaklık dağılımı haritasında eğer multiverse diye bir şey varsa, yani birden fazla evren varsa, ki bu az önce o arkadaşın sorduğu kuantum mekaniksel durumu, elektronun aynı anda bir sürü yerde olması durumunu kurtarmaya çalışan fikirlerden bir tanesi. Many world yaklaşımı gibi düşünebilirsiniz bunu. Eğer böyle bir şey varsa o sıcaklık haritasında bunun bir farklılık yaratabileceğini ama şu anda bunu göremediğimize dair bir çalışma vardı. Bu ilginç bir şey, böyle bir şey görebilmek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani neyin içinde genişlediğimiz konusu bilmiyorum. Onun için bir şey söyleyemem. En azından bugünkü bilimin sınırları içerisinde. Ama boşluk dediğiniz şey kuantum mekaniksel olarak değişik bir şey. Biz boşluğun içinde değiliz. Uzay boşluğu denilen yeri her noktada dolduran bir radyasyon var. Orada az önce gösterdiğim kozmik arka alan ışığında mı? Yani radyasyonun içindeyiz aslında. Bir mikrodalga fırının içindeyiz. Bu mikrodalga fırının içinde de şöyle düşünebilirsiniz. Uçuşan mısır tanecikleri ve pirinçler var. Onlar da bizim etrafımızdaki galaksilere karşılık geliyorlar. Biz böyle bir yerin içindeyiz. Fakat şimdi işte kabul noktasında size bırakıyorum orayı. Bunun içinde epey o mikrodalga fırının içini kaplayan, yaklaşık %70'ini kaplayan, belki görmediğimiz bir gaz, bir sıvı ya da ona benzer, adına dark enerji dediğimiz bir şey daha olabilir. Onun etkilerini göremiyoruz, ölçemiyoruz ama sadece bu az önce bahsettiğim ivmelenerek gözlem ve sıcaklık haritası ancak bu şekilde genel relativite içerisinde tutarlı bir şekilde izah edilebiliyor. Tamam? Durum bu. Boşluk meselesi kuantum mekaniğinde biraz değişik. Vakum diye bir şey yok kuantum mekaniksel olarak. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkürler konuşmanız için. Şeyi soracaktım. Dark matter ve dark enerjinin yüzdelik dilimleri yaklaşık olarak bulunmuş da onlar neye göre bulunuyor? Genişleme ve sıcaklık haritası verilerini açıklamak için. Bu iki veri var zaten sadece elimizde konuşabileceğimiz temel olarak. Ancak bu yüzdelerde olduklarını kabul ederseniz, dark matter için başka astrofiziksel gözlemler de var. Bu mertebelerde olduğuna dair %25 civarında, 24 civarında, 22 civarında. Ama aşağı yukarı böyle olması lazım. Oradaki o küsuratlı sayılar daha hassas sıcaklık haritası verisiyle birlikte, yani kozmik arka alan ışınımı verisiyle birlikte. Buradaki gözlemlerin hepsinin birbirleriyle uyuşması lazım. Anladım. Teşekkürler. Ben de hepinize teşekkür ederim. Yani cumartesi sabahı bu saatte böyle absürt şeyleri dinleyip zahmet edip geldiğiniz için olabildiğince sıkıcı olmamaya çalışıyorum. Heyecanlı şeyler söylemeye çalışıyorum ama bazen işte konuşmanın süresi de uzayınca düşünsenize yani 1,5 saati geçti insan sıkılabiliyor. En sevdiği şeylerden bile sıkılabiliyor. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Arkadaşlara da tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyona muazzam emek veriyorlar, zahmet ediyorlar. İnşallah bu gelenekleşir. Yani bunun böyle 15.sini, 20.sini göreceğimiz dönemlerde olur. Teşekkür ederim tekrar. Davet ettiğiniz için.